Değerli konuklar, KPMG Türkiye'nin düzenlediği taşımacılık sektörünün mali gündemi ve beklentiler webinarımıza hoş geldiniz. Öncelikle 2021 yılının Türk taşımacılık ve lojistik sektörü için daha iyi geçmesini dileriz. Covid-19 etkisi altında geçen 2020 yılında tüm sektörler gibi nispeten daha kolay atlatsa da Türk taşımacılık sektörü ve dünyada taşımacılık sektörü de olumsuz yönde etkilendi. Özellikle Mart-Haziran döneminde kapanmalar ile birlikte tüm dünyada ekonomik aktivitelerin durması, tedarik zincirlerinin bozulması, küresel talep daralması taşımacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Yaz aylarından itibaren hareketliliğin başlaması ile birlikte özellikle yolcu taşımacılığında talebin düşük seyretmesi, hem yerel hem uluslararası ölçekte artan COVID önlemleri sektörün zorluklarla mücadele etmesini zorunlu kıldı. Her ne kadar aşı çalışmalarında olumlu bir noktaya gelinmiş olsa da 2021 yılının da büyük ölçüde pandemi etkisi altında geçeceği öngörülüyor. Pandeminin sektöre olan etkisini bir iki veriyle vurgulamak gerekirse IATA verilerine göre havacılık sektörü 2020 yılını 118 milyar dolar kayıpla kapattı. Talepte %61 oranında düşüş yaşandı. Bu talep düşüşünün hava yolu yolcu rakamları, Türkiye'deki hava yolu yolcu rakamları ile de teyit edildiğini hatırlatalım. Türkiye'de de hava yolu yolcu taşımacılığında %65, yük taşımacılığında %39 oranında düşüş yaşandı. Son dönemde konteyner navlun fiyatlarında 3 kat artış gözlendi. Değerli konuklar, taşımacılık ve lojistik sektörü ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye gerek coğrafi konumu, gerek üretim kapasitesi ve ekonomik potansiyeliyle dünyanın önemli lojistik merkezlerinden birisi olma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda ulaştırma altyapısına önemli yatırımlar yapılmıştır. Orta vadeli programda ulaştırma ve lojistik sektörünün de stratejik öneme sahip olduğunu görmekteyiz. Lojistik master plan çerçevesinde yapılacak altyapı yatırımları yanında, yurt dışında Türk ihraç ürünlerinin lojistiğini sağlamak üzere yurt dışı lojistik merkezlerinin oluşturulma çalışmalarının başladığını görüyoruz. Yurt içinde oluşturulacak lojistik merkezlerinin sektörlerin kümelenme stratejilerini de dikkate alarak gerekli demiryolu ve liman bağlantısı altyapılarıyla hızlandırılması gerekmektedir. Taşımacılık sektörü, ekonomideki diğer tüm sektörlerin dayandığı ve iş ortağı olan temel sektörlerden biridir. Tüm mal ve hizmet faaliyetleri, taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin etkin ve verimli işlemesiyle tüketicilere sunulabilir. Yaşadığımız pandemi bize tedarik zincirinin ve lojistiğin önemini bir kez daha göstermiş oldu. Yerel ve uluslararası ölçekte iş yapan tüm firmalar, işlerinin durmaması, talebin karşılanabilmesi için lojistik süreçlerinin etkinliğine ne kadar bağımlı olduklarını gördüler. Öte yandan tüketici tercihleri de bu süreçte değişti. Online alışveriş, e-ticaret en temel tüketim ürünlerinin tedariğine kadar yayıldı. Şimdi lojistikçiler büyük perakende ve market zincirleri, dark store tabir edilen e-ticaret altyapısına uyumlu lojistik çözümlere yöneliyorlar. Sektörün teknolojik çözümler konusunda sürekli arayış ve ilerleme içinde olduğunu da vurgulamak gerekir. İnsansız araçlar, robotik çözümler lojistik dünyasının geleceğini şekillendiriyor. Bu arada sektörün sürekli bir satın alma ve yabancı yatırımcı ilgisini canlı tuttuğunu da belirtelim. Taşımacılık ve lojistiğin önemini daha rahat ve ve hayat kurtarıcı niteliğini bize gösteren en son vakanın COVID aşılarının taşıma ve lojistiği ile ilgili olarak karşımıza çıktığında gördük. Eksi 70 derecede saklanması gereken aşıların dünyaya nasıl dağıtılacağı, nasıl depolanacağı aşı planlamasının bir bileşeni olarak karşımıza çıktı. Değerli konuklar, KPMG Türkiye olarak her sektörde olduğu gibi taşımacılık ve lojistik sektöründe de pek çok firma ile yakın mesai ve işbirliğimizi sürdürüyoruz. Sorunlarını kendi profesyonel alanlarımızla ilgisi ölçüsünde takip ediyor, anlamaya çalışıyor ve birlikte çözüm üretiyoruz. Bu çerçevede 2019 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile işbirliği içinde
Lojistik Güven Endeksi hazırlamaya başladık. Çalışmaların asıl mimarı olan, başta Sayın Doçent Doktor Ebru Demirci olmak üzere değerli hocalarımıza, Türkiye'ye ve sektöre kazandırdıkları bu yol gösterici çalışma için teşekkür ederiz. Çalışmanın bugüne kadarki sürecini, bulguları ve son çeyrek sonuçlarını değerli Ebru Hoca yorumlayacaklar. Ben sözü kendilerine bırakmadan önce bugünkü toplantımızda sizlere sektörü de ilgilendireceğini ve gündeminizde olduğunu düşündüğümüz sürdürülebilirlik, iklim düzenlemeleri, sektörde firmaların karşılaştığı ve özellikle pandemi döneminde karşılaşabilecek usulsüzlük, uyum sorunlarını, sektörün mali tablolarını etkileyen IFRS uygulamalarını, vergi ve gümrük düzenlemelerini içeren kısa hatırlatma ve bilgilendirmeler hazırladığımızı belirtmek istiyorum. Katılımınız için teşekkür ederken sözü Sayın Ebru Demirci hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun. Yavuz Bey, çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese günaydın. Yavuz Bey'in açılış konuşmasını ben de açayım bu arada. Yavuz Bey'in açılış konuşmasındaki İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Danışıklık Sitesi'ni yaptığı atıftan dolayı çok teşekkür ederiz. Gerçekten çalışmamızda ilk toplantımızdan bu yana ilk böyle bir çalışmayla acaba beraber ortak yapabilir miyiz diye başladığımız ilk toplantıdan bu yana vermiş oldukları destek ve bu çalışmaya olan inançları için de biz çok teşekkür ederiz. Çünkü biz aslında bu hikayemize, Lojistik Güven Endeksi projemize, fikrimize çok uzun yıllardır sahiptik. Fakat bu anlamda taşımacılık ve lojistik sektörüyle işbirliklerinin, KPMG'nin hazırlamış olduğu raporlamaların da takipçisiydik. Ve bu açıdan baktığımızda da gerçekten çok iyi bir ortaklık gerçekleştireceğimiz ve bu proje kapsamında da KPMG ile beraber yol alacağımıza çok inandım. Ve ilk toplantımızda da zaten bu inancımın karşılığını hemen gördüm. Gerçekten projeye çok sahip çıkıldı. Bu fikrin çok Türkiye açısından, Türkiye lojistik sektörü taşımacılık açısından ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın karşılığında da beraber ortak işbirliğiyle böyle bir endeksi oluşturmamız ve sektöre ekonomik göstergelere veri anlamında bir katkı sağlayacağımıza hep beraber inandık. Ve çok da güzel yol aldık gerçekten. Ben şimdi bugün biraz aldığımız yol ve yaptığımız işlerle ilgili konuşacağım. Çok fazla bir sürem yok ama elimden geldiği kadar çok hızlı özetlemeye çalışacağım. Neler yaptık, nasıl geldik, neredeyiz ve nerelere gitmek istiyoruz hep beraber. Yine KPMG ile ortaklığımızla beraber nereye gitmek istiyoruz, hedeflerimiz arasında neler var bunları kısaca özetleyeceğim. Şimdi biz bu çalışmanın aslında ilk ana noktasında şuna ihtiyaç duyduk. Lojistik sektöründe ve bu sektörle beraber işbirlikleri yapan bir hoca olarak hep en büyük sorunumuzun bir veri problemi olduğunun farkındaydık. Yani sektörün kendi içerisinde bir veri problemi, veri karmaşası ve düzenli ulaşamadığımız, yıllar itibariyle ya da dönemler itibariyle ulaşamadığımız bir veri problemi var. Ve bu bakanlıklar nezdinde de aslında çok farkında olunan bir durum. Ve bakanlıklar da bu konularla ilgili çalışmalarını son yıllarda arttırdılar. Akademisyenler olarak da bu çalışmaları takip ediyoruz ve bu anlamda kendi akademik çalışmalarımızda da bu verilerle ilgili analizlerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Fakat sektörün ekonomiyle olan bu yakın işbirliğinin karşılığında büyük bir çatıyı ölçebilen bir veri yok açıkçası. Yani karayolları ile ilgili tonaj verileri var, yolcu taşımacılığı sayıları var. Evet, demir yollarında ve farklı taşıma modlarında farklı veriler var ama genel olarak bütün bir çatıyı ölçebileceğimiz bir veri problemimiz var. Aynı başka sektörlere ilişkin yapılmış çalışmaları da örnek alarak aslında lojistik sektöründe böyle bir veri ihtiyacını ortaya koymak istedik ki bunu da zaten akademisyen olarak çok fazla hissediyorduk ki sektörün katılımcıları, sektördeki bu anlamda yöneticiler de bu konuda bizimle ne zaman farklı toplantılarda yan yana gelsek de hep hemfikir oldular. Lojistik Güven Endeksi aslında bu herkesin ihtiyaç duyduğu bir veri çalışmasıyla beraber ortaya da çıktı. Bu anlamda partnerliği beraber KPMG ile beraber yürüttük ve uzun uzun toplantılarımızdan sonra bu endeksin nasıl oluşacağını, bilimsel anlamda nasıl oluşturmamız gerektiğini, veri toplama yöntemimizi hepsini beraber karar vererek bu noktaya getirdik. Neredeyse 1,5 yıl, belki 2 yılı bulan bir süre içerisinde bu çalışmamızı bugün 5 dönemi hesaplanmış haliyle ortaya koymuş durumdayız. Ve birçok gösterge
sektör göstergesi niteliğinde de kullanıldığını ve artık birçok alanda yöneticinin de bu anlamda artık farklı mecralarda bunu tartıştığını da görmeye başladık ki bu zaten bizim için çok umut verici bir nokta oldu ve çalışmanın gerçekten çok odaklı ve geleceğe ilişkin de çok umut verici bir çalışma olduğunu da bize gösterdi. Şimdi biz burada ne yapıyoruz bu çalışmada? Yani risk güven endeksi bir veri. Biz bir endeks hesaplıyoruz. Bu endekste peki neyi hesaplamaya çalışıyoruz? Lojistik sektörünün genel görünümünü değerlendirip beklentileri ve eğilimleri ölçmeye çalışıyoruz. Ve bu mevcut durum analizleri ve geleceğe yönelik analizlerimizde bu endeksi iki farklı rakam olarak ve genel olarak, yani genel endeksimiz var. Bir mevcut durum endeksimiz var, bir de geleceğe yönelik endeks olarak hesaplama yapıyoruz. Peki burada çok fazla amaç edinen, yani bu anlamda birçok kurum ve kuruluşa, yöneticiye, sektör katılımcısına, akademisyene, hatta öğrencilerimize, bu onların da kapsamı içerisine giriyor. Birçok kamu otoritesine, bize kamu otoritesine yönelik olarak bir veri oluşturuyoruz. Burada aslında bizim gördüğümüz şey şu: ekonomik daralmalarda ve genişlemelerde ulusal fırsatların ortaya çıkarılmasını bir gösterge olarak, özellikle ekonomik daralmada erken uyarı sistemi ve geleceğe yönelik beklentilerde ve genişlemelerde de beklentilerimizle beraber ulusal fırsatları ortaya çıkaran bir veri oluşturuyoruz ki birazdan verileri analiz ederken de zaten bu beklentilerimize yönelik analiz yapacağız. Peki veri tabanı nasıl oluşturuyoruz? Bu veri tabanını oluştururken öncelikli olarak lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar içerisinde çalışan yöneticiler en az 5 yıllık tecrübeye sahip uzman düzeyinde de lojistik çalışanları, lojistik uzmanlarını alıyoruz. Tabii burada farklı taşıma modları çerçevesine baktığımızda birçok alanda çok fazla uzmanlık gösteren çalışan olabiliyor. Bu anlamda onu çok ayırmıyoruz. Yani kara taşımacılığı da zaten genel ekonomik çerçeveyi takip ediyor. Farklı taşıma modlarının hepsi Türkiye'nin dış ticareti, ihracatı, ithalatı ve ekonomik anlamdaki yapısını da zaten takip eden yöneticiler olarak görüyoruz. Çünkü bu nedir? Hepimizin de bildiği gibi aslında ihracat ve ithalat noktasında baktığımızda artışlar direkt lojistik sektörü içerisindeki yapıyı da birebir etkiliyor ve bunların taşınması gerekiyor sonuçta ve taşıyan da lojistik sektörü olduğuna göre iş hacimlerinde artış oluşuyor. Ve bu anlamda baktığınızda da ekonomik göstergeleri takip eden bir sektör ve ekonominin içinde olan bir sektör. Biz de bunu ekonomik bağlantıları olduğu için uzmanların görüşleriyle elde ediyoruz. Tabii bu dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi farklı sektörler farklı şekillerde endeks hesaplıyor. Aynı model çerçevesinde hesaplıyoruz. Biz uluslararası standartlara göre bu endeksi hesaplıyoruz. Yüzden fazla katılımcının aldığımız verileri de analiz ederek endeksi oluşturuyoruz. Tabii büyük bir veri tabanımız var. Katılımcıların bu veri tabanı içerisindeki yapılarını birazdan bahsedeceğim. Oluşturduğumuz endeks Avrupa Birliği uygunlaştırmasıyla beraber, çok pardon, bir dakika. Evet. Avrupa Birliği uygunlaştırılmış iş yeri ve tüketici anketleri ortak programı kullanıcıları kılavuzunda açıklanan denge hesap yöntemine göre hesaplanmakta ve denge hesap yönteminde Eurostat'ın önerdiği TÜİK'in de güven endeksleri için kullandığı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle uluslararası standartlara uygun şekilde bu endeksi hesaplıyoruz ki çünkü daha sonra kamu otoriteleri tarafından bu endeksin aslında kullanılabilir ve kamu otoritelerinde ekonomik göstergeleri oluşabilmesi için bu standart bizim için çok önemli. O yüzden de biz ilk başlangıç noktasını uluslararası standart uygun şekilde belirledik. Bu bir anket çalışması. 3 aylık periyodlarla yapılıyor. Yılda 4 kere yapılıyor. Ve katılımcıları bir veri tabanı üzerinden kayıt alıyoruz. Aldığımız kayıtlı katılımcılarımıza da mail yöntemiyle anketleri gönderiyoruz. Her bir anketimizi gönderdiğimiz katılımcıda özel şifresiyle beraber anketi doldurarak bizim için veriyi oluşturuyor. Peki burada ne yapıyoruz? Ocak, Şubat, Mart ilk kuartır, Nisan, Mayıs, Haziran ikinci kuartır, Temmuz, Ağustos, Eylül üçüncü ve Ekim, Kasım, Aralık'ta dördüncü kuartır olmak üzere 4 dönem içerisinde analizi yapıyoruz. Yani yılda 4 kere hesaplamış oluyoruz. Tabi burada bizim yöntemimiz her bir kuartırdan önceki dönem için mailler atılıyor, veriler toplanıyor. Mailler toplandıktan sonra da hesaplama yaparak bu sonuçlarımızı ilan ediyoruz. Şimdi burada tabii biraz önce de bahsettiğim gibi aslında birçok kullanıcının, birçok tarafın lojistik güven endeksi verisini kullanarak sektörün beklentileriyle
araştırmacıları, araştırmacılar, yöneticiler, sektörle ilgili bütün alanlarına yönelik olarak birçok kullanıcının da bu lojistik güven endeksini verisini kullanarak analiz yapması mümkün ve bunu da zaten hedeflediğimiz noktalardan bir tanesi. Peki endeks şu şekilde sayısal oluşuyor. 0 ile 200 aralığında oluşan bir rakam. 100'den büyük olması sektörün hem mevcutta hem de gelecek döneme ilişkin iyimserliğini gösterirken endeksin 100'den küçük çıkması da kötümser bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Yani endeksi okuma şeklimiz bu şekilde. Şimdi biz KPMG ile bu endeksi hesaplamasına başladığımızda aslında ilk hesapladığımız veri 2019 yılının son çeyreğiydi. 2019 yılının son çeyreğini hesaplayabilmek için aslında biz 6 ay öncesinde çalışmaya başladık. Neden? Çünkü biz veriyi topladık. Veri son yani kuartalın 2019'un son kuartalını ele aldığı için öncesinde 6 aylık bir çalışma yürüttük beraber. Bu çalışma içerisinde veri tabanı oluşturma, sektörle görüşmeler, bu veri tabanı içerisindeki uzmanların bu konudaki beklentilerini farklı çalışmalarla bazen yüz yüze bazen telefon görüşmeleri bazen de anketlerle geri bildirimler alma gibi ön çalışmalar yaptık. Sektörle görüşmeler yaptık. Bu tabii 6 aylık çok yoğun bir çalışma gerektirdi. Sonrasında kuartalın hesaplayabilmemiz için hatırladığım kadarıyla Eylül ya da Ekim ayında en geç o civarlarda başladık anketlerimizi göndermeye ve ilk sonuçlarımızı aldık. Tabii ki ilk sonuçlarımız biraz olumsuz çıktı. 103 katılımcı oldu ilk sonuçlarımızı ortaya çıkmasında. Özellikle lojistik güven endeksi 95.90 yani olumsuz bir hava 2020 yılı içerisinde olumsuz bir hava oluştururken aslında alt endekslerimizi de hesaplıyoruz. Bu arada tek başına sadece bir lojistik güven endeksi değil, alt kırılımı, alt endeksler de zaman zaman hesaplamalarımıza katıyoruz. Bu periyotta birleşme ve satın almaları ilişkin beklentinin de yüksek olduğunu gördük. Daha önce Yavuz Bey de bahsediyordu. Sektörümüz gerçekten ulusal ve uluslararası anlamda yoğun etkileşimli ve bu anlamda ülkemizin cazibesi de yurt dışı tarafından gerçekten ön planda tutuluyor. Evet, tabii her periyot için hesaplamalarımızı yaptık. Son endeksten bahsetmek istiyorum. Aslında bir yine bir çizelge halinde de endeksimizin gelişimini gösterdim ama son endeks, son kuartı bir endeksimizin sonucunda da yine 101 katılımcımız var. Burada katılımcı sayılarımız gayet iyi. Çünkü 100 katılımcı bilimsel olarak söylüyorum bunu. Yani bir akademisyen ve bilimsel olarak baktığımda katılımcı sayılarının çok iyi oranda olduğunu görüyorum. Ve bu anlamda şunu da gördük biz. Katılımcılarımız hem düzenli katılımcılarımız var. Endeks hesaplandı ve daha çok duyulduğu ölçüde daha fazla yeni katılımcılar ekleniyor. Bu yeni katılımcılar bizim için önemli. Çünkü bunların devamlı söz konusu. Ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani bu anketi yaptıktan sonra bazı katılımcılarımızdan geri dönüşler alıyoruz. Mesela işte ankete ne eklememiz ya da neler yaptığımızla ilgili, anket sonuçlarının mutlaka oluşturulmasıyla ilgili cevaplar alıyoruz. Hatta çok da güzel, kamudan da çok güzel feedbackler alıyoruz. Bir proje yapmaya çalışıyoruz şu anda kamuda. Özellikle deniz yollarıyla ilgili bir çalışmamız var. Orada şube müdürleri mesela endeksimizi takip ediyorlar. Ve onların da bu anlamda bir farkındalığı oluşmaya başladı. Bu da bizim için gerçekten iyi sonuçlar. Son endeksimize bakalım. Son endeksimizde de yani son kuartal için yaptığımız endeks sonuçlarında da gelecek dönem beklentilerinin 111.80 olduğunu görüyoruz. Yani 100'ün üzerine çıktığı andan itibaren endeksin beklentiler yönündeki olumlu etkisini görüyoruz. Yani bu aslında şunu da gösteriyor bize. Bir taraftan ekonomik beklentilerin de olumlu yönde ilerlediğini görüyoruz. Ekonomik beklentiler olumlu yönde ilerlerken lojistik sektörü de buna yine olumlu şekilde pozitif cevap veriyor. Tabi burada şu nokta var. Burada uzman olmaları yani sektör içerisinde bir uzmanlık sağlamış kişiler tarafından anketin doldurulması aslında çok önemli. Çünkü bugün için yapmaları gereken ya da gelecekteki planlamalarına ilişkin zaten kafalarında ve ellerinde tecrübelerinden de dolayı çok fazla veri var. Ama bu veriler bizim akademisyenler olarak kullandığımız veriler gibi değil. Tecrübeleriyle beraber oluşan bir yapıları ve veri sistemleri var ve bunu biz yansıtmalarını bekliyoruz ki yansıttıkları ölçüde de gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki dönem için yani 2020'nin ilk 3 ayı için beklenti yüksek ve olumlu seviyede olduğunu görüyoruz. Mevcut durum 107.54 ile yine olumlu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi burada aslında analizi yaparken şunu da görmemiz lazım. Veri silsilemiz
Birazdan gösteriyorum. 5 dönemle oluşmuş durumda. Bu 5 dönemdeki veri silsilesinde şunu görüyoruz. 2019'un son kuartalı ile 2020'nin son kuartalı arasındaki beklentilerdeki yani endeksteki duruma bir bakın, yükselme var. Yani bir önceki yıla göre karşılaştırmalar yaparak aslında çok daha ayrıntılı analizler yapma şansını artık elde ettik. Biz bu ilk çalışmayı yaptığımızda elimizde sadece 95,9 olan endeks değerimiz vardı. Yani ilk satırımız vardı. Bu ise tek bir satırla çok fazla karşılaştırma yapma imkanımız yoktu. 3 dönem, 4 dönem, 5 dönemlik bir veriye ulaştığımız andan itibaren artık bir önceki yılla, bir önceki kuartırla karşılaştırma çalışmalar yapıp değerlendirmeler yapabiliyoruz. Bu çok bizim için çok önemli bir nokta. Özellikle akademisyenler için çok kıymetli bir durum. Şimdi 5 veri daha oluşturduğumuzda yani 2021 yılını 2022 yılının ilk kuartalında hesapladığımızda artık akademik çalışmalarda bir veri olarak kullanılabilecek düzeye gelmiş durumda olacak. Yani 10 veriye ihtiyaç var bir akademik paper'da, makalede ya da işte başka bir kongrede bir sunumda kullanılacak veri olarak ortaya çıkacak. Şu aşamada biz sektörün gösterge niteliğindeki bu verisini sektörü analiz ederken çok da rahat kullanmaya başladık artık. Karşılaştırmalı olarak da kullanıyoruz. Burada yine ufak bir grafik olarak göstermeye çalıştım. Mevcut durum endeksini, lojistik güven endeksi ve beklenti endeksine baktığımızda yine aslında çok gerçekçi olduğunu da görüyoruz. Çünkü 2020'nin ikinci kuartalındaki bu düşüş gerçekten pandemiyle beraber ortaya çıkan olumsuz etki diyelim ya da beklentilerdeki olumsuz durumu bize gösteriyor. 2020'nin 3. ve 4. döneminde de yine aslında Haziran ve yani Haziran'dan sonraki yaz dönemiyle beraber gelişen beklentilerdeki yükselişi bize aslında endekste aynı şekilde ifade ediyor. Rakamsal olarak da yaşanmış bir yaşadıklarımıza baktığımızda yani sektörün de bu anlamdaki rakamsal geçmişine baktığımızda gerçekten sektörle beraber doğru şekilde hareket ettiğini de görüyoruz. Ekonomik göstergelerle beraber de aslında aynı seyir içinde olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu şu noktada çok da veri oluşmuş durumda değil. Yani bir akademisyen olarak şunu söylüyorum. 5 dönemlik bir veri çok güzel bir veri ama akademik olarak daha derin analizlerimiz için çok yeterli değil. Zaten işbirliğimiz de devam ediyor. İnşallah daha uzun yıllar boyunca da bu işbirliğimiz devam edecek KPMG ile beraber ve bu veri silsilesi artık 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl gibi periyotlar içerisinde değerlendirilecek ve bunu artık birçok ortamda da değerlendiren farklı kişilerle konuşuyor olacağız. Peki biz ne istiyoruz? Aslında daha derin analizler, daha uzun vadeli analizler yapmak istiyoruz. Bu kısa vadeli, ilk aşamada kısa vadeli gibi bir analiz gibi görünse de aslında veri oluştukça uzun vadeli analizlere doğru bizi yönlendirecek. Çünkü artık 2019 yılına göre, 2020 yılına göre gibi çalışmalarla başlayacağız. Çünkü bizim baz yılımız 2019'un son kuartalı olarak ortaya çıktı. Ondan sonraki yıllar itibariyle çok daha iyi derin analizler yapma fırsatı bulacağız. Bu endeksimizde başka bir hedefimiz de şu. Şimdi endeksi hesaplarken alt kırılımlara ilişkin çalışmalar yapmak istiyoruz. Mesela lojistik sektöründe iş gücü, lojistik sektöründe birleşmeler, satın almalar, lojistik sektörünün farklı eğilimlerini ölçmek üzere alt kırılımları da oluşturan farklı endekslerde hesaplamayı hedefliyoruz. Bu tabii biraz zaman alacak. Alt kırılımlar için biraz daha veri oluşturmamız, veri tabanındaki katılımcıları biraz daha güçlendirmemiz gibi alt çalışmalar devam ediyor hala. Ve bunları da yaptığımız zaman hem sektöre ilişkin alt kırılımları da hesaplamış olacağız. Ve taşıma modlarına göre alt kırılımlar oluşturabiliriz. Yani böyle hedeflerimiz de var. Kara, deniz, hava ve demir yolları için alt kırılımlara ilişkin endeksler oluşturabiliriz. Bu aslında çok da verimli. Çünkü artık demir yolları nereye gidiyor, hava yolları nereye gidiyor, karayolları nereye gidiyor gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz analizlerimizde. Ve bunu da ölçebilecek alt endeksler oluşturabilmemiz mümkün bu çalışmayla ve bunun için yine aynı şekilde hem yaygınlaştırmamız endeksi hem de veri tabanımızı bu anlamda daha da güçlü hale getirmemiz lazım. Özellikle tabii bizim başlangıç noktamız olan akademik çalışmalar ve makalelerde endeksin ve verilerin kullanılmasına yönelik çalışmalarımız hala devam ediyor. Önümüzde 2020 var, 2020 hesaplamalarımız. Sonrasında 2021'in ilk kuartalı ile beraber artık bir akademik çalışma ve makale kullanacak seviyeye gelmiş olan bir endeks oluşacak ve biz hızlı şekilde
bu anlamda çalışmalarımızı da yoğunlaştıracağız. Evet, ben çok hızlı ne yapmak istediğimizi, hedeflerimizi anlatmaya çalıştım. Benden sonra sorularınız varsa sanırım soru cevap kısmında cevaplayabilirim. Özellikle çalışmaya ilişkin web sayfamız var. lge.is. Orada yine takip edebilirsiniz. Farklı platformlarda, farklı uzmanlar tarafından da yine bu verinin analiz edilmesine çalışıyoruz. Yani daha doğrusu farklı uzmanların veriyle ilgili görüşlerini almaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli, uzman görüşleri özellikle. Bize bu konuda aslında çok yoğun destek veren UNED ekibine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da kendi mezunlarımız çok yoğun destek veriyor. Biz 10 yılı aşkın bir süredir bu alanda faaliyet gösteren bir fakülteyiz. Ulaştırma Lojistik Fakültesi olarak İstanbul Üniversitesi bünyesinde. Ve bu çalışmalarımızda mezunlarımızın çok güzel desteklerini gördük. Çünkü artık kendileri 10 yıldan fazla tecrübeye sahip yöneticiler seviyesine geldiler. Bu veriye sahip çıktılar. Fakültelerinin oluşturduğu bu projeye gerçekten bizden daha çok sarıldılar. Yine burada onlara da teşekkür etmek istiyorum katkılarından dolayı. Şimdi ben çok da uzatmak istemiyorum. Evet, teşekkür ederim. Benden sonra konuşmasını yapmak üzere Orçun Önder Bey'e sözü vermek istiyorum. Kendisi taşımacılık sektöründe usulsüzlük, uyuşmazlık ve uyumla ilgili konuşmasını yapacak. Buyurun Orçun Bey. Emre Hocam, sesim geliyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür Evet ediyorum. geliyor. Buyurun Orçun Bey, geliyor. Tamamdır. Ben sunumu bir yansıtayım. Sunumun da geldiğini varsayarak kısa bir kendimi tanıtarak başlamak isterim. Ben Oytun Önder. Yaklaşık 12 yıldır hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorum. Odaklandığım alanlar temel olarak usulsüzlük incelemeleri, uyuşmazlık, ticari uyuşmazlık danışmanlığı ve uyum altyapısı oluşturma hizmetleri. Biraz daha tabii bizim sunumumuz burada akademik değil, biraz daha piyasa üzerinde edindiğimiz tecrübeleri aktarmak üzerine kurguladığımız bir sunum. Taşımacılık sektörü işinin taşımacılığın doğası sebebiyle tabii bizim hizmetlerimize çok tesadüf eden, çok sık karşımıza çıkan konu başlıklarından biri. Bunun çeşitli aşamaları karşımıza hem usulsüzlük bacağında hem ticari uyuşmazlıklar bacağında karşımıza sıklıkla bugüne kadar çıktı. Ben biraz aslında başımıza gelen vakalar üzerinden kurguladığımız sunumu aktaracağım şimdi. Yani tabii çok basit olmakla beraber aslında dört tane ana kategorimiz oldu. Yani taşımacılık ve lojistiğin dayandığı hizmetin belli başlı altyapısal unsurlarının en temeli çeşitli platformlarda, yüzeylerde taşıma işlemi. Bunun aslında gösterimin amacı bunu anlatmak değil. Bu işin aslında ne kadar kompleks olduğunu göstermek. Hepsi birbirine bağlı. Kimi zaman bağlı, kimi zaman ayrı ama birbirine muhtaç. Çoğu zaman muhtaç. Bir operasyondan bahsediyoruz. Sadece şu an ekranda gördüğümüz denklemde bile dört farklı araç var. Dört farklı araç, dört farklı ticari kurgu demek. Aynı zamanda bu araçlar arasındaki bağlantıyı kurduğumuzda da epey kompleks bir denkleme ulaşan bir sonuçla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek oluyor. Yani burada bile baktığımızda birçok grubumuz var. Bu gruplardan yani bu faaliyet gösteren gruplardan işte yüklenicisi, satıcısı, alıcısı, taşıyıcıları gümrük otoriteleri bu işlemi yine yapmamızı sağlayan, yaptıran, bu işlemi çalışacağımız firmaları bulan, süreci organize eden brokerlar, acenteler ve yine bu süreci baştan sona veya kısmi olarak sigorta altında olan sigorta firmaları dediğimizde biraz önce kurduğumuz dört farklı taşıma aracı bu sefer şu an ekranda gördüğümüz yedi farklı organizasyon yapısı ve yedi farklı oyuncuyu ve tabii ki buna bağlı
belki çok daha fazla oyuncuyu, ticari oyuncuyu denkleme sokuyor. Sadece sözleşmesi olarak şöyle kaba bir liste, hızlı bir liste hazırladığımızı ne var diye düşündüğümüzde bu liste çok hızlı oluşturduğumuz bir liste. Neden çok hızlı? Yani listeyi kalabalıklaştırmak çok mümkün ama günlük müşavirliği sözleşmesinden, tedarik sürecine yönelik sözleşmeleri, kredi finansman sözleşmesinden, broker sözleşmesinden, sigorta poliçelerinden, uluslararası taşımacılık anlaşmalarına birçok konu başlıyor gündemimizde. Ben bunları niye böyle bahsettim? Yani buradaki kompleksiteyi bahsetmemizin temel amacı iki tane. Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi yani bunun temel olarak usulsüzlük ve uyuşmazlık potansiyelini ortaya koyuyor. Çünkü usulsüzlük dediğimiz konu başlığı, usulsüzlük. Biz de usulsüzlük derken çok kısa bir tarifle içerisinde kasıt unsuru bulunduran, biraz maddi menfaat gözetiyor. Ağırlıklı olarak çalışanların yaptığını düşündüğümüz, yani çalışanların yaptığına odaklandığımız eylemlere usulsüzlük diyoruz. Burada usulsüzlük olma potansiyelinin üç tane ana başlığı var. Bunlardan bir tanesi kontrol yapısı. Yani üç etmeni var ama bir etmeni kontrol yapısı. Bu kadar kompleks ticari bir denklemde tabii ki usulsüzlük potansiyeli de buna beraber olarak çok yüksek seviyede risk teşkil ediyor. Burada yine bir diğer başlığımız da uyuşmazlık. Uyuşmazlık da yine kompleks ortamları seven, ticari kurguların farklılaşmasını seven ve bunlardan çeşitli faydalar. Ya, tabii ki burada uyuşmazlık tarafların yaşamak istediği. Merhabalar, günaydınlar herkese. Ortam sanırım düştü. Onun için üçüncü konumuz olan COVID-19 ve finansal raporlama ile ilgili kısımdan ben devam etmek istedim. İsmim Işıl Topçuoğlu, KPMG Türkiye Audit and Assurance bölümünde şirket ortağı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere COVID-19'un finansal tablolarımıza olan olası etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Uluslararası Finansal Raporlama Standardı olan UFRS ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı olan TFRS çerçevesinde hazırlayacağımız 2020 finansal tablolarımızda COVID-19 pandemisinden kaynaklanan muhasebe konularımız neler olacak? Yine finansal tablo dipnotlarında yapılması gereken açıklamalar neler? Kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi 31 Aralık 2019 sene sonunda COVID-19 etkilerini TMS-10 bilanço tarihi ve sonraki dönemde gerçekleşen olaylar standardı kapsamında finansal tabloda düzeltme gerektirmeyen bir olay olarak değerlendirmişti. Ancak çok özellikle etkilenen sektörde faaliyet gösteren şirketler, şirket yönetimleri bu olayın etkisini önemli olarak değerlendirdiği için dipnotlarda muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Şimdi 2020 yılında ise ilk çeyrek raporlamalarından itibaren gerek ekonomide yaşanan daralma, tedarik ürün zincirinde yaşanan sıkıntılar, kur, faiz, likidite gibi piyasalardaki ciddi belirsizlik durumları sebebiyle mali tablolar ciddi şekilde etkilendi ve pek çok başlık altında COVID-19'un muhtemel muhasebe konularını konuşmaya başladık. Ben önce gelir tablosu kısmıyla başlayabiliriz. Çünkü gelir tablosu şirketlerin finansal performansını oldukça etkiliyor. İlk konuştuğumuz sorulardan biri ne oldu bu kapsamda? COVID-19 dönemi giderlerinin kar zarar tablosunda nerede ve nasıl gösterildiği? COVID-19 giderlerini acaba olağanüstü gider olarak yazıp kar zarar tablomda ayrı bir şekilde gösterebilir miyim sorularını cevaplamaya çalıştık. Dediğim gibi finansal performans bizim için önemli ve şirketler normal faaliyet performanslarının dışında oluşan bu giderleri bazen ayrı gösterme niyetinde olabiliyor. Burada dönüp TMS-1 finansal tabloların sunuluşu standardına bakmamız gerekiyor. Burada da diyor ki finansal tablolar için önemli gelir ve gider kalemlerinin kar zarar tablosunda veya dipnotlarda ayrı olarak gösterilmesini bekliyoruz diyor. Ancak bu harcamaları veya kazanç olağanüstü gelir gider diye tanımlamak veya bu harcamaları diğer gelir giderlerde ayrı göstermek için tabii ki belli kurallar var.
Nedir bunlar? Birinci kuralımız bu giderlerin kar zarar tablosundaki diğer kalemleri etkileyip etkilemediği, pervasive impact diyoruz buna. İkinci kuralımız ise bu harcamaların şirketin olağan faaliyet akışından kaynaklanan gelir giderlerden objektif, tutarlı ve doğru bir şekilde ayrıştırılıp ayrıştırılamadı ve şirketin bununla ilgili bir muhasebe politikası olup olmadı. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda faaliyetin zorunlu harcamaları nedir bunlar? Örneğin işçi personel maaşlarımız, fabrika kapalı olsa dahi devam eden amortisman giderleri, faaliyet durduğu halde ödenen kira giderleri ve diğer sabit giderler kar zarar tablosunda COVID-19 giderleri diye ayrı sunulamaz. Kar zararla ilgili hesaplar da gösterilmesi gerekiyor. Yine referans olarak TMS 2 stoklar standardına baktığımızda da normal üretim kapasitesine göre planlanan sabit üretim giderlerinin işte amortisman, kira gibi üretim maliyetinin içine dahil edilmesini bekler. Ancak üretim düştüğü halde aynı COVID-19'da olduğu gibi devam eden bu sabit gelen üretim giderlerinin normal üretim kapasitesiyle ilişkilendirmeyen kısmını stok maliyetinde değil oluştuğu dönemde gider yazmamız gerekiyor. Ve bu gider kalemi olarak da gelir tablosuna gitmesi gereken yer yine diğer giderler kalemi değil, satışların maliyeti kalemi olması gerekiyor. Şimdi biz bazı gelir ve giderleri COVID-19 ile çok daha kolay ilişkisini kurabiliriz. Ne gibi? Temizlik, dezenfektasyon için harcadığım ilave masraflar, personele ekstra güvenlik için ödediğim giderler, tedarikçilere sözleşme iptallerinden dolayı ödediğim cezalar, kira kontratları kapsamında edindiğim gelir veya ilave giderler gibi. Bu tip giderleri COVID-19 giderleri diye kar zararda ayrı bir kalem olarak gösterebiliriz belli koşullara. Ancak alacak değer düşüklüğü, maddi duran varlık değer düşüklüğü gibi kalemleri bu şekilde eşleştirmek oldukça zor görünüyor. Özetle söylemek gerekirse, isminizi duymuşsunuzdur belki, ESMA diye bir grup var. European Securities and Market Authority. Aslında bu kapsamda hemen bir paper yayınlanmış ve bu giderlerin nasıl sunulması ile ilgili yol gösterici bir rehber sunmuş. Ve burada diyor ki, benim anlattıklarım çerçevesinde de değerlendirdiğimizde, özetle normal giderlerle COVID-19 giderlerini birbirinden ayırmak çok zorlu bir iş. Bu sebeple durumu dipnotlarda açıklama şeklinde ilerlenmesi tavsiye edilmiş durumda diyebilirim. Yine gelir tablosu tarafından devam edersek, belki COVID-19'da hasılatın muhasebeleştirmeleri konuları nasıl etkilediğine de göz atmak faydalı olacak. Çünkü kar zarar tablomuzda en önemli kalemlerimizden bir tanesi hasılat. Burada bize yol gösteren standart ise TFRS 15. Örneğin şirketler biraz sonra anlatacağım konularda tekrardan hasılatı değerlendirmesi gerekebilir. Nedir bunlar? Bir, sözleşme yükümlülüklerimizi eğer tam zamanda yerine getirmekte zorlanabiliriz bu dönemde veya gecikmeli getirmekten dolayı hak edeceğimiz tutarlarda eksilmeler olabilir. Bu şirketlerin mevcut sözleşmeler için geliri muhasebeleştirememesi anlamına gelebilir mi? Yani sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirebiliyor muyuz? Birinci konu. İki, bugüne kadar kontrata göre tamamlanan performans yükümlülüklerine ilişkin ödeme hakkını şirket alamayabilir. Örneğin force majeure sebepler dolayısıyla. Bu gelirin dönem içinde kayda alınmasını engeller mi? Ve son olarak şirketler ve müşterileri COVID-19 salgınının İşletmeler üzerindeki etkilere yanıt vermek için mevcut sözleşme şartlarını değiştirmeye çalışabilir. İşte iskonto, para iadesi, farklı prim tanımlamaları gibi. Bu durumda şirketler bu sözleşme değişikliklerini nasıl hesaba katmalı? Özetle TFRS 15 kapsamında COVID-19 dolayısıyla özellikle etkilenen müşterilerimizde bu kapsamda hasılat yazmak daha zor bir hale gelmiş olabilir. Bu çerçevede yaptığımız önemli tahmin ve varsayımları dikkatlice gözden geçireceğimiz bir sene sonu raporlama dönemi bizleri bekliyor olacak. Üçüncü konu olarak da COVID-19'un kiralamalar üzerindeki muhtemel etkilerini konuşabiliriz. Biliyorsunuz 2019'da TFRS 16 hayatımıza girdi. Kiracı ve kiraya veren arasında bugünlerde sıkça karşımıza çıkan kira imtiyazları ya da avantajlarının finansal tablodaki etkilerini değerlendirme konusu gündemimizde.
TFRS 16 şöyle diyor. Bir kiralama sözleşmesinde değişiklik tanımının ne olduğuna bakmamız lazım. Lease modification, kiralama sözleşmesinin esas hüküm ve koşullarının bir parçası olmayan kira kapsamındaki ya da kiralama bedelindeki değişikliklerdir. Örneğin ne olabilir bu? Bir veya birkaç dayanak varlığın kullanım hakkının ilave edilmesi olabilir. Veya sonlandırılması ya da sözleşmeye bağlı kiralama süresinin uzatılması veya kısaltılması olabilir. Şimdi bir örnekle açıklamak gerekirse, örneğin ofis binamıza ilişkin kira sözleşmemiz kapsamında mal sahibinden 6 ay boyunca %20 aylık indirim istedik. Bu durumda TFRS 16 kapsamında kiralamada yapılan değişiklik değil, hemen bunu muhasebe eleştirmesine geçmeli miyim? Sonuç itibariyle aylık ödeyeceğim bedel değiştiği için ilk bakışta bir değişiklik gibi görünebilir. Ama mal sahibi sonraki dönemlerde o indirimi kompanse edebilir ya da kontratta mücbir sebep maddesinde bu tip indirim alınabileceğini ifade eden bir madde olabilir. Yani burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus, sözleşmedeki bu değişikliğin kiralama sözleşmemizin esas hüküm ve koşullarının bir parçası olup olmadığı. Bu durumda kira indirimi, kira ödemelerinin ertelenmesi veya belirli süreliğine kira alınmaması her ne kadar ilk anda kiralamada yapılan değişiklik gibi gözükse de hukuki değerlendirme sonucu bu değişim TFRS 16 gereği sözleşme değişikliği kapsamına girmeyebilir. Peki sözleşme değişikliği kapsamına girmeyen kira ödemelerindeki bu değişiklikleri ne yapacağız? Genel olarak değişken kira ödemeleri olarak değerlendirildiğinden TFRS 16'ya göre etkisi kar zarar tablosunda muhasebeleştirilmesi gerekiyor olacak. Şimdi biraz da bilanço tarafına geçelim isterseniz. İlk etkilenen ve konuşulan konulardan biri açıkçası ticari alacaklar değer düşüklüğü oldu COVID-19 sonrasında. Bu konuda da bize TFRS 9 yine yol gösteriyor. TFRS 9'un beklentisi bildiğiniz gibi daha henüz vadesi gelmemiş alacaklarıma bile beklenen kredi karşılığının ayrılmasını öngörüyor. COVID-19 ortamında müşterilerimin ekonomik olarak sıkıntıya düştüğü bilgisini edindiğinde o zaman dönüp ticari alacaklarım için ilave bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamız gerekebilir. Beklenen kredi zarar modelini oluştururken biz neye bakıyorduk? Özellikle alacaklarımızın üzerindeki geçmiş değer düşüklükleri trendi üzerinden hesaplamalar, tahminler yapıyorduk. Oysa şimdi COVID-19'un ekonomik etkisini bu histerik trendde görmemiz de çok mümkün değil. O zaman bu kapsamda alacaklarımızda daha farklı modellerle, daha uzman modelleri, raporlama tarihindeki bilgilerimizi, kredi bilgilerimizi dahil ederek yeni modellerle hesaplamamız, tahmin etmemiz gerekebilir. Değer düşüklüğü ve bilanço kaleminden giderken sonraki konumuzda varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin değerlendirmeler olabilir. Bu ekonomik kriz PMS 36 varlıklarda değer düşüklüğü standardında yer alan değer düşüklüğü göstergesi kavramını direkt tetikledi. Çünkü standart diyor ki ekonomik daralma ilgili standarda göre değer düşüklüğü göstergelerinden bir tanesidir. Maddi duran varlıklarım, maddi olmayan duran varlıklarım, yatırımlarımın değerlerinde bir düşüş olma ihtimali elbette bu dönemde çok yüksek. 2020 yılında bizim denetim çalışmalarımızda en önemli ajende maddelerimizden biri değer düşüklüğü testleri oldu bu kapsamda. Kısaca ifade etmem gerekirse nedir? Değer düşüklüğü nasıl ayırıyoruz? Varlığın geri kazanımı tutarı ile defter değerini karşılaştırıyorum ve düşük olanı ile bilançoda tutmaya devam ediyorum. Eğer varlığın geri kazanabilir tutarı defter değerinden daha düşükse değer düşüklüğü gideriyoruz. Bu da ne oluyor? Bizim kar zarar tablomuza negatif bir etki olarak girebilir. Yine eğer bilançonuzda şerefiye taşıyorsanız standarda göre her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutmamız gerekiyor. Bu değer düşüklüğü testlerini de şirket yönetiminin onayladığı bütçeler üzerinden yapıyoruz. Peki COVID-19 ile birlikte ne oldu? Bu bütçelerde yer alan nakit akışları acaba benim şirketimin varlığını destekliyor mu sorusunu daha kuvvetli bir şekilde sormama sebep oldu. Çünkü nakit akışları ekonomik daralma sonucunda değişikliğe uğradı. O halde bunlar tekrardan gözden geçirilmeli ve varsa değer düşüklüğü gideri yazmamızı gerektirebilir. Şimdi değer düşüklüğü olarak değil ama yine bir varlık kalemi olarak ertelenmiş vergi varlığından da çok kısa bahsedebilirim. Biliyorsunuz
hızlı bir ertelenmiş vergi varlığına realize olması benim ileride sağlayacağım karla alakalı. İleride bir karım varsa bu varlığı kullanabilirim. Şimdi yine ileriye yönelik yapmış olduğum bu projeksiyonlarda ki kârı eskisi gibi ya da tanıyabilirim COVID-19 etkisiyle. İleriye yönelik kâr rakamlarını revize etmem gerekebilir. Ve bu ertelenmiş vergi varlığını yine karşılık ayrılıp kâr zarar tablomda gider yazmam gerekebilir. Yine negatif bir etki olarak karşımıza çıkabilir. Diğer yandan bir altıncı madde belki şeyden bahsedebiliriz. Finansal borçların yeniden yapılandırılması. Neden gündemde? Çünkü şirketler bu dönemde nakit akışlarını yönetebilmek için finansal borçlarını yeniden yapılandırma yoluna gittiler. İşte havayolu, kruvaz şirketleri, liman işletmeleri örneğin görüyoruz. Hizmetlerin tamamen durmuş durumda. Ve bu durumda da var olan borçlarımı zamanında ödeyemeyebilirim. SFRS 9 standardı bu konuda yine bize yol gösteriyor ve diyor ki borçlarda yeniden yapılandırma yapmam gerektiğinde yeni değişiklikler neler olabilir? Buna bir bakalım. Vade uzaması, faiz oranında değişiklik olabilir. Eğer bu önemli bir değişiklik değilse finansal tablo dışarısına çıkarmadan aradaki farkı yine gelir gider tablosuna yansıtmam gerekecek. Eğer etki çok büyükse eski borcun finansal tablo dışına çıkarılması, extinguishment ve yeni kredi olarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir. Bu da yine accounting anlamında aklımızda olması gereken önemli konulardan biri. Yedinci konu olarak devlet teşvik ve yardımlarına bir bakalım isterseniz. Covid-19 döneminde dünyanın dört bir yanındaki hükümetler Covid-19 koronavirüs salgınının neden olduğu mevcut koşullarda şirketlere yardım sağlamak için çeşitli önlemler aldı biliyorsunuz. Bu konuda peki bize yol gösteren standart hangisi? TMS 20, ona bakmamız gerekiyor. Şimdi devlet teşvik ve yardımların muhasebeleştirilmesi desteğin niteliğine ve türüne göre çok önemli derecede farklılık gösteriyor. Yani örneğin bu bir hibe mi, kredi mi, vergi avantajı mı, garanti sağlama mı gibi. Ve dolayısıyla uygulanacak özel muhasebe gereksinimlerini de belirlememiz gerekiyor. Şimdi şirket yönetimi olarak bu kapsamda ne yapmalıyız? Birinci adımda şirketin aldığı ve almayı umduğu her türlü devlet yardımının öncelikle bir envanterini çıkarmamız gerekiyor. Ve demin ifade ettiğim gibi bazı işlemler için birden fazla standart geçerli olabildiğine dikkat ederek her bir devlet yardımına hangi standardı uygulanacağına karar vermemiz gerekiyor. Devlet yardımının ne zaman muhasebeleştirildiğine ve nasıl ölçüldüğüne de odaklanarak farklı devlet yardımı biçimleri için muhasebeleştirme tarihinin farklı olabileceğini dikkate almamız ve ilgili muhasebe politikalarını geliştirmemiz gerekiyor. Tabii demin saydığım tüm kalemler içinde standardın gerektiği rapor açıklamalarına da yine odaklanmak şirket yöneticileri açısından uygun olacaktır. Son olarak telefonu denetimlerimizde bizim de özellikle üzerinde durduğumuz işletme sürekliliğine ilişkin değerlendirmelerden bahsetmek istiyorum. İşletmenin sürekliliği nedir? Going concern dediğimiz aslında işletmenin sürekliliği esastır. Ve raporlama döneminin sona erdiği tarihten itibaren en az 12 aylık dönemi kapsayacak şekilde gelecek hakkında elde edilebilen bütün bilgileri dikkate alarak işletmenin sürekliliğinin devam ettirebilme gücünü değerlendireceğiz. Bu kapsamda denetçiler yönetimin kullandığı tahmin ve varsayımları çok daha detaylı inceleyerek bahsettiğimiz tüm değer dışıklığı analizlerini, şirketlerin nakit yönetimini de dikkate alarak değerlendiriyor olacak. Tüm bu belirsizliğin hangi varlık yükümlülükleri etkilediğini, ne şekilde etkilediğini, şirketin bu kapsamda aldığı önlemleri, planları ve gerekirse hatta bank senetçi raporu içerisinde dahi sunumunu gerektirecek sonuçları olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Genel olarak bu 8 maddede sene sonunda finansal tablolarımızda COVID-19 dolayısıyla konsantre olmamız gereken başlıkları sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi sözü sanırım Murat'a bırakıyorum. Teşekkürler. Işıl, çok teşekkürler. Sanırım sözü devralmış oldum. Umarım sesim ve görüntüm ulaşıyordur. Evet, Murat. Harika, teşekkürler Teyit için. Çok sağ ol. Herkese merhabalar, değerli katılımcılar.
Ben Murat Palaoğlu. KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağıyım. Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetlerinden sorumluyum. Tahmin edebileceğiniz üzere tabii ki gümrük ve dış ticaretle lojistik ve taşımacılığın çok ciddi bir ilgisi, illiyeti, ilişkisi, sorunlarında ortak yanları, çözümlerinde paralellik olduğunu inanıyoruz. O yüzden de değerli organizasyon bana da yer verdi burada. Birkaç konudan bahsedeceğiz. Tabii kısıtlı süre içerisinde. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum bu pandemi ortamında. Küresel ticaret ve gümrükler tabii ki pandemiden etkilendi. Bu etkiler nasıl oldu? Beklentilerimiz neler? Güncel gelişmeler neler? Böyle bir kısa bir sunum sizler için derlemeye çalıştım. Sunum esnasında olası sorunlarınız olursa lütfen yazın. Buna hem panelin sonunda soru cevap kısmında zamanımız kalırsa cevap vermeye çalışabiliriz. Hem de yazılı olarak daha sonra size mutlaka döneriz. İletişim bilgilerinizle beraber bize sorularınızı iletirseniz büyük bir memnuniyetle elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Devam edelim isterseniz. Bu arada ben arkadaşlarımdan destek alıyorum sunumun akışı ile ilgili olarak. Kusura bakmayınız da olur. Pandemi başladığında işte Nisan ayı gibi falan artık biz KPMG'nin gümrük ve dış ticaret bölümleri olarak dünya gayri safi milli hasılasının %70-80'ini kapsayan yaklaşık 39-40 ülkede bulunan yönetimler olarak, gümrük ve dış ticaret bölümleri olarak bir araya geldik ve dedik ki bu pandemide her ülke kafasına göre bir şeyler yapıyor gibi geliyor bize. Biz bu gelişmeleri bir konsolide edelim mi? Ekranda yeşille renkle gördüğünüz ülkeler bu ülkeler. Ve bir sonraki slaytta da göreceksiniz ki aslında COVID ortamı başladığında aşağıda yer alan 39 tane ülkenin hemen hemen hepsinde ülkeler aynı refleksleri verdi. Bu ülkeler belki birbirleriyle konuşmuyorlardı. Yani KPMG'nin bu anlamdaki reflekslerinin daha hızlı olduğunu düşünüyorum. İki devletin bir araya gelip siz ne yaptınız gümrükte, biz dış ticarette ne yaptık, vergi politikaları olarak pandemide ne tedbir aldınız diye bir araya gelmesinden daha hızlı belki bir araya geldik birkaç gün içerisinde. Ama şunlar ortaya çıktı ki hemen hemen birçok ülkede ithalat vergilerinin ödenmesiyle ilgili efendim bazı ürünlerin ve veya bazı ithalatçıların vergiden muaf tutulmasıyla ilgili gümrük denetimlerinin veya incelemelerinin ertelenmesiyle ilgili bir de bir kısım sağlık ekipmanıyla ilgili olarak vergilerin düşürülmesiyle ilgili hemen hemen her ülke hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi. Şimdi tabii COVID'in dış ticarete, gümrüğe etkisini ileriki slaytlarda yine değineceğiz ama özetle şunu bilmek gerekiyor. Taşımacılık, lojistik ve gümrük bir anda bu etkiyi gördü. Çünkü bir anda belki insanlar, ekonomik aktörler, devletler başı kesik tavuk gibi ne yapalım, ne edelim derken aslında herkes şunu fark etti. Kamu sağlığını korumak için, içeride tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak için işte örneğin maske ihracatına ilk başta yasak geldi. Neden? Çünkü önce içerideki ihtiyacı gidermek gerekiyordu. Solunum cihazlarının ihracatına yasak geldi, ithalatına vergiler düşürüldü. Çünkü tedariğine ihtiyaç vardı. İlaçlarla ilgili benzer düzenlemeler vesaire derken normalleşti bu uygulamalar tabii. Ama ilk reaksiyon kamu sağlığını korumak üzerineydi. Devam edelim. Peki COVID gelmeden önce dış ticarette, taşımacılıkta, lojistikte her şey güllük gülistanlık mıydı? Aslında çok da değildi. KPMG'nin bir CEO araştırması var. Ben çok önemsiyorum çıktılarını. Son rapor da yayınlanıyor. Ona da ilginizi çekeceğini tahmin ediyorum. Ama çarpıcı olduğunu düşündüğüm 2018 ve 2019'a burada yer verdim. Neden? Çünkü COVID'e biz nasıl yakalandık? Bunu ön plana koyuyordu. Şimdi 2018 CEO araştırmasında Türkiye'deki ve dünyadaki CEO'lara KPMG soruyor. Siz diyor nerede büyümek istiyorsunuz? Büyümeyi planlıyor musunuz? Bunların çoğu evet biz büyümeyi planlıyoruz diyor. %70'i ve %68'i yabancı CEO'lar ve Türk CEO'ların Türklerde %68, yabancı CEO'larda %70, küresel CEO'larda gelişmekte olan pazarlarda büyümeyi düşünüyorlar. Gelişmiş pazarlarda büyümek ikinci stratejileri. Peki büyümenin önündeki en büyük tehdit nedir sorusuna enteresan bir şekilde hem Türkiye'de hem dünyada CEO'lar ortak cevap veriyor. Ülkeselliğe geri dönüş, yani korumacılık. Yani aslında küresel ticaretin önündeki en büyük engel 2018 yılından beri korumacılık.
Zaten küresel ticaret biraz sallanıyordu. Hatırlarsınız Trump politikaları, TTIP'den çekilmesi, Brexit'in gündeme gelmiş olması vesaire gibi. Dolayısıyla korumacılık en büyük tehdit. 2019'a geldiğimizde bir sonraki slaytta göreceğiz. Yine korumacılık yani ülkeselliğe geri dönüş ilk beşteki yerini koruyor. Hem Türkiye'de hem dünyada üçüncü sırada aslında ikiyi paylaşıyor Türkiye için. Ama operasyonel riskler Türkiye'de birinci sırayı almış. Çevresel sorunlar ve iklim değişikliği dünyada birinci sırayı almış. Bu tabii şöyle Türkiye için belki şöyle bir haber değeri de var işin içerisinde. Artık büyümekte olan ekonomilerde yatırım yapmayı planlamayan yabancı CEO'lar korumacılığı tehdit olarak algılamıyorlar. Yani aslında Türkiye'ye çok yatırım gelmeme olasılığından bahsetmeye başladı belki 2019. Çok şükür ki şu anda bu iklim değişti. Daha pozitif haberleri alıyoruz, okuyoruz. KPMG danışmanlık bölümü raporlarından da takip ediyoruz. Ama operasyonel riskler birinci sıraya çıktı. Operasyonel riskler tabii Türkiye'de birinci sırada, dünyada da beşinci sırada, az buz değil. Operasyonel riskleri yönetirken bunun COVID'in de çok olumlu etkilemediğini söylemek gerekiyor. Devam edelim. Şimdi burada bir yandan da ekonomik ve dış ticaret verilerini görmüş olacağız beraber karşılıklı. Açıkçası şöyle bir şey var. Önümüzdeki tablo biraz karmaşık görünmekle beraber aynı ayın hem ithalat hem ihracat datasını veriyor iki ayrı renkle. Hem de yanındaki sütunla bir önceki yılı da yan yana koyuyoruz. Dolayısıyla biz ithalat ve ihracat arasındaki farkı ve bunun bir önceki yıla göre ne hale geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ihracatımızdaki radikal düşüşü gözlemleyebiliriz. Neler olmuştu bir hatırlayalım. Aslında hem sektörümüz için hem dış ticaret için hatırlayalım. Bir anda sınır kapılarımız kapandı. Bizim dış ticaretimizin %70'i komşu ülkeler artı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği kapandı hatırlarsanız. Kamyonlarımız dolu gitti, boş geldi, lojistik maliyetleri arttı. Kapılarda kaldı, kamyon şoförleri araç değişikliği yaptılar. Covid ortamında hatırlarsa. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş yaşandı ihracatımızda. Tabii bunun dış ticaret açığına radikal bir etkisi olduğu için ithalatı da baskılama gereği hasıl oldu. Dolayısıyla sunumun en başında bahsettiğim Covid ortamında belki kamu sağlığı, belki ulusal güvenlik için alınan dış ticaret tedbirleri artık yavaş yavaş makroekonomik dengeler için alınmaya başlandı. Neler girmeye başladı hayatımıza? İlave gümrük vergileri, ek mali yükümlülükler, ithalatta artan denetimler, ithalattan sonra başımıza gelen gümrük denetimleri, müfettiş incelemeleri, cezalar vesaireler. Dolayısıyla bütün dünyada bahsettiğim 39 ülkenin ortak çıktısı beklentiler içerisinde birinci sırada şu vardı. Daha agresif gümrük ve daha agresif vergi otoriteleriyle muhatap olmak dünyada. Dolayısıyla devlet bütçesini toplamak zorunda. Daha agresif bir vergi toplayıcılığı ve bir yandan da makroekonomide dengeleri gözetmek için ithalatı baskılayıcı önlemlerle karşılaşmaya başladık. Devam edelim. Bir sonraki slaytta da şunu göreceğiz. Aslında bu sadece Türkiye'nin başına gelen bir şey mi? Tam olarak değil. Ben bu slaytı her sunumda kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Büyük fotoğrafı, büyük resmi bize gösteriyor. Yani biz birkaç sene önce çok farklı ihracat rakamları hayal ediyorduk. Neden şimdi böyle? Bu sorulara da cevap veriyor aslında. Şimdi gri olan çizgili trend aslında bizim 2007-2008 yılına kadar işte Amerika'daki finansal krize kadar yaşadığımız küresel ticaretin genel trendi. 2007-2009 kriziyle ki 2009'da bu Avrupa Birliği'nde derinleşti. Burada bir aşağıya kırılma yaşıyoruz. Mavi olan da gerçekleşen dış ticaret. Daha sonra fark ediyoruz ki sarı çizgili olan yeni trende oturuyor. 2011-12 itibariyle. Bu yeni trendde devam ederken de 2018 ile beraber mavi sarıdan hafif aşağıya doğru ayrılıyor farkındaysanız. Covid öncesi bu korumacılıkla beraber. Dolayısıyla zaten aslında işler çok iyi gitmiyorken bir de üstüne Covid geldiğinde işte neler konuşuluyordu? Yeşil senaryo, iyimser senaryo, kırmızı kötümser senaryo. Dış ticarette %13 ile 32 arası bir daralma bekliyordu Dünya Ticaret Örgütü. Çok şükür ki bunu revize etti 9,2'ye. Hepsi olumlu senaryodan daha da olumlu gerçekleşti. İnsanoğlu çok çevik, toplum çok çevik, iş dünyası çok çevik. Umduğumuzdan çok daha hızlı uyum sağladı birçok alanda. Dolayısıyla her ortamda çalışan dış ticaret erbapları, lojistik sektörü, burada bulunanlar bizler. Kendi başımıza gelse bile çalışmaya devam ediyoruz.
Dolayısıyla bu iyimser senaryonun gerçekleşmesini sağladı. Hatta iyimserden daha iyi bir senaryo. Ama yine de uluslararası alanda küresel ticaret %10'a yakın bir daralma çok ciddi bir rakam. Devam edelim. Neden? Çünkü küresel ticaret global GDP'yi de çok etkiliyor. Küresel ticaretteki daralma global GDP'de de daralmaya yol açıyor. İşte bunu 2009'da görmüştük. Şimdi 2020 itibariyle Covid etkisinden sonra tekrar aslında bir daralma bekliyoruz. Burada satın alma endeksinde, PMI endeksinde bir düşüş söz konusu. 43'lere, 43,3'lere kadar düştü. Geleceğe dair beklentilerle ilgili çok da olumlu olmayan senaryolarda konuşuldu. Ama dediğim gibi iyimser senaryodan daha da iyi bir haldeyiz. Dolayısıyla dünyada 2 trilyon dolara yakın bir maliyeti bunun olabileceği söyleniyor COVID etkisiyle. Devam edelim lütfen. Şimdi tabii taşımacılık, lojistik tarafına baktığımızda ve gümrük tarafına baktığımızda şimdi de şöyle bir durumu var. Bu kadar etki varken bir yandan da bunların yönetilmesi söz konusu. Örneğin 7,5-8 milyona yakın araç giriş çıkış yapıyor kara kapılarından sadece. 90 binden fazla ihracatçı şirket var. 80 binden fazla ithalatçı şirket var. 500'ün üzerinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi şirket var. Ve bunlar dış ticaretin %40'tan fazlasını yapıyorlar. Dolayısıyla 400 milyar dolara yakın dış ticaret, hani antrepoyu, transiti koyarsanız 500 milyar doları da geçer tabii ki bu. Yani bir ürün birden fazla kere ticarete konu oluyor çünkü. Ve bütün bunlar 7-8 milyon tane beyanname söz konusu. Bu kadar büyük data, bu kadar çok evrak, bu kadar çok taşıt ve mal bir sistemden geçmek zorunda kalıyor. Tabii COVID'in bize öğrettiği bir diğer şey de ne aslında? Yıllarca yapılamayacak olan dijital dönüşüm birkaç ay içerisinde gerçekleştirilmişti. İşte bizlerin evden çalışması, şu andaki bu paneli buradan yapıyor olmamız gibi. Gümrük ve dış ticaret tarafı da aslında dijital dönüşümü çok daha hızlı ajandasına aldı. Şimdi artık konuşulan konular, blockchain'i nerede entegre edelim? İşte Gümrük Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın buradaki inisiyatifleri, yeni lanse ettiği programlar, akıllı ihracat gibi vesaire. Dolayısıyla dijital dönüşüm ciddi şekilde kamunun ajandasında, şirketlerin ajandasında, ben sektörün de ajandasında olduğunu duyuyorum ve biliyorum. Ama ciddi gündeme henüz almamış olanlar varsa burada ciddi bir beklenti olduğunu altını çizmek gerekiyor. Bu işe çok ciddi yatırım yapanlar olduğunu biliyoruz ve gözlemliyoruz. Dolayısıyla artık dijital dönüşümü ajandasına almayan ve bu anlamda gerekli takipleri ve yatırımları yapmayan şirketlerin ciddi bir gap ile karşılaşacaklarını, ciddi bir boşlukla karşılaşacaklarına eminiz. Devam edelim. Şimdi tabii dijital dönüşümden bahsetmişken şöyle bir şeyin altını çizmek lazım. Bizim işte ihracat master planımız var. Yeni ekonomi programlarımız var, 5 yıllık kalkınma planlarımız var. Bunların hepsinde aslında dijital dönüşüm ve ihracatımızda kilogram başı ihracatın artırılması vesaire gibi politikaları görüyoruz. Öncelikli sektörler var, öncelikli pazarlar var. İşte örneğin otomotiv öncelikli sektör, Amerika Birleşik Devletleri öncelikli pazar. Şimdi tabii bir yandan da acaba şöyle bir şey de ıskalıyor muyuz diye bir endişe ettik. KPMG danışmanlık bölümü, IT danışmanlığı bölümüyle beraber yaptığımız bir çalışma var. Bu sunumu oradan aldım. Müşterek bir çalışma. Yani artık IT danışmanlığıyla gümrük danışmanlığı beraber çalışıyoruz. Çünkü ihtiyaç bu şekilde pazarda. Bu çalışmada bizim ilgimizi çeken şu oldu. Malum e-ticaretin çok ciddi artan bir payı var. Ve burada da e-ticarette perakende sektöründe özellikle çok hızlı bir artış söz konusu. Burada da baktığımızda e-ticaretin toplam ticarete oranı 2018'dedir. Çarpıcı olsun diye bu verileri aldık. İşte Türkiye'de %5'leri bulacak deniyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde %13'leri. Şimdi bu rakamların iki katına geldiğini görüyoruz zaten pandemi etkisiyle çok hızlı bir şekilde. 2023 beklentilerini 20'nin sonunda zaten yaşamış olduk. 3 trilyon doları geçeceği söyleniyor bu ticaretin. Tabii burada ciddi bir şekilde hem mobil hem online müşterilerde e-ticaret penetrasyonunun Türkiye'de de arttığını görüyoruz. Bir sonraki sunumda şunu göreceğiz. Peki bu kadar çok artıyor ama Türkiye istenen yerde mi? Değil. Çünkü sol tarafa baktığımızda aslında kişi başı milli gelirle dijitalleşme endeksi arasındaki ilişkiyi görüyoruz.
Türkiye'nin dijitalleşme endeksinin arttıkça kişi başı gelirinin de artacağına inanıyoruz. Burada Çin tabii kişi başı geliri de biraz daha düşük kalıyor ama çok yoğun nüfusuna bağlamamız gerekiyor onu. Yoksa dijitalleşme endeksindeki yeri gerçekten ilgi çekici. Ama biz burada İtalya ile bir karşılaştırma yapmak istedik. Neden? Çünkü nüfuslarımız arasında radikal bir fark yok. İşte firma başı ihracatımız 2018'de o zamanki kurlara göre çarpıcı olsun diye bu datayı o yıl aldığımızı söylemiştim. Yaklaşık 2 milyon dolar ihracatçı başına ihracatımız var. İtalya'da da bu rakam 2,6 milyon. Dolayısıyla birbirine bu kadar yakın görünmekle beraber nasıl oluyor da Türkiye 200 milyar dolar ihracat sınırını daha kıramamışken İtalya 500 milyar doların üzerinde. Şimdi bu kilogram başına ihracat tabii ki önemli ve katma değerli ihracat ve markalaşma tabii ki bunun çok etkisi var. Ama biz bir etki daha gördük ki ihracatçı sayısı. Türkiye'de o yıl için 83 bin, şimdi 90 bine geçti olan ihracatçı sayısının İtalya'da 200 bine yakın olduğunu gördük. Ve bu 2007-2009 arasında aile şirketlerindeki birleşmeler ve herkesin ihracatçı olmaya çalışmasıyla da ilgili. Buradan vardığımız sonuç da şu, aslında ihracatçı olmayı kolaylaştırırsak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğrudan taşımacılık sektörüyle, lojistik sektörüyle, gümrük paydaşlarıyla, bakanlıkla, kamu otoriteleriyle iletişime geçip hızlı bir şekilde malını satabileceği platformları uygularsak, aslında ihracatçı sayımızın da hızla artacağını, dijital platformlardan bunları yönetmenin çok kolay olacağını değerlendiriyoruz. Devam edelim isterseniz. Sunumun sonlarına doğru yaklaşırken. Aslında son güncel gelişme, tabii iki tane güncel gelişmemiz var. Biri Brexit oldu, gerçekten olacak mı değil mi derken. Brexit olurken Türkiye ile İngiltere arasında bir serbest ticaret anlaşması da imzalandı. Dolayısıyla İngiltere bizim için üçüncü ülke olmadı. Çok teknik bazı hala sorunlarımız var. Avrupa Birliği, İngiltere ve Türkiye arasında üçlü ticarette bizim karşılaşabileceğimiz Türkiye olarak bazı sıkıntılarımız var. Bunların da giderileceğini düşünüyoruz. Altyapı olarak, hukuki altyapı olarak. Ama diğer taraftan da dünyada neler oluyor? Bu kadar korumacılıktan bahsetmişken peki nasıl oldu da asla yan yana gelmez denen ülkeler Uzak Doğu'da bir araya geldi? Yani Çin ile Japonya ve Güney Kore nasıl oldu da aynı serbest ticaret anlaşması, hatta bölgesel kapsamda ekonomik ortaklığa imza attılar. Serbest ticaret anlaşmasından daha öte. İşte e-ticareti kapsıyor, yatırımları, hizmetleri kapsıyor. Böyle bir konuya nasıl imza attılar? Tabii bunda da COVID'in etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Amerika da bu işin taslağının başında içindeydi. Ama daha sonra kendi korumacılık politikasıyla çekildi. Ve dünya şunu konuşmaya başladı. COVID ile beraber tedarik zincirinde kartlar yeniden karılıyor ve kendimize yeni paydaşlar bulalım. İşte Türkiye olarak biz bundan nasıl istifade edebiliriz? Artık üretim zincirinde, tedarik zincirinde bir kısmını Çin'den almayan ülkelere biz nasıl mal satabiliriz diye düşünürken bu ülkeler çok hızlı davrandı ve o zaman biz de kendi aramızda ticaretimizi artırırız dediler. Dünya gayri safi milli hasılasının %30'una yakın ekonomiler bir araya geldi. 2 milyar daha fazla bir nüfusla ve bunlar kendi aralarında bir işbirliği anlaşması imzaladılar. Tabii bizim için de bu dikkat alınması gereken bir şey. Neden? Çünkü artık bizim o ülkelere olan ihracatımız sekteye uğrayabilir. Onlar kendi içlerinden bunu tedarik edebilirler. Bir diğer konu da kendi içlerinden tedarikle daha ucuza mal ettikleri üründe bizim hedef ihracat pazarımızda, örneğin Avrupa Birliği'nde bize rakip olabilirler. Dolayısıyla o coğrafyadaki gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Ben sunumumu bu şekilde sonlandırmış olayım. Herkese sabrı için ve vakti için çok teşekkür ediyorum. Biraz böyle daldan dala konduk ama bu başımıza gelenlerin kabahati bizim kabahatimiz değil. Gerçekten başımıza çok şey geliyor, çok şey yaşıyoruz. Çok hareketli bir küresel ticaret dünyamız var. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için, dinlediğiniz için. Sorularınızı esirgemeyin. Onları cevaplandırmaya çalışır sunumun sonunda. Ben de şimdi sözü sürdürülebilirlikle ilgili olarak birinci sırada ajandada bizden aldı rolü artık o KPMG araştırmasına göre Richard'a sözü devredeceğim. Richard bağlanabildin mi? Murat sanırım Oytun geri döndü. Kaldığı Öyle mi? yerden o devam edecek. Ona sözü bırakacağız. Tamam, çok teşekkürler. Oytun sendeyiz, ben ayrılıyorum. Çok teşekkürler.
Peki Oytun bağlanana kadar ben vergi konusuyla ilgili geldim. Bölümü... Ha, geldim. Mi? Geldim. Tamam. O zaman sözü bırakıyorum sana. Tabii. Taşımacılığın bir parçası olarak şu an havalimanındayım da o yüzden bağlantı kopup duruyor. Çok özür diliyorum. Tamam. Kolay gelsin. Şimdi teşekkür ediyorum. Ya burada burada kalmışım. Ben biraz daha devam ettim açıkçası kendi kendime ama sonradan koptuğumu fark ettim. Şimdi çok kısaca biraz önce yani sunumun ilk parçasında çeşitli taşıma araçları olduğundan bahsetmiştim. Aslında burada da birçok tarafın olduğundan yani ana yüklüyücüsü, satıcısı, alıcısı, taşıyıcısı, işte gümrükte işlemini yapan gümrük müşaviri, bu yine süreçte bize danışmanlık hizmeti veren, bu konunun organize edilmesi sağlayan broker, acentesi, sigorta firması ya da bu operasyonun finansmanını sağlayan bankası, finansörü, diğer finansör kuruluşları ya da kreditörleri, birçok oyuncu var. Taşımacılık sektörünün en zor yanlarından biri birçok oyuncuyu yönetmek. Bir sonraki sayfaya geçebilir miyiz? Şimdi bu konuya baktığımızda sadece bu oyuncularla yaptığımız şifahi akitleri bir kenara koyalım. Birçok yazılı da akit var. Yani bunun müşavirlik sözleşmesinden işte tedarik sürecindeki satın alma sözleşmelerine ya da sigorta poliçesinden bunun çeşitli uyum, izin belgelerine kadar, buradaki danışmanlara kadar birçok oyuncunun taraf olduğu, yani birçok araç kullanıyoruz, bilmediğimiz coğrafyalarda hareket ediyoruz, artı birçok ticari aktin bir parçası haline geliyoruz. Aslında olay başlı başına ticari kompleksitesi oldukça yüksek bir durum var karşımızda. Bir sonraki sayfaya rica etsem geçebiliriz. Bir daha geçebilirsek. Şimdi ben burada uyuşmazlıkla başlamak istiyorum. Yani birçok farklı coğrafyada çalışıyoruz. Birçok farklı ticari akit var önümüzde ve biz bunu yönetmeye çalışıyoruz. Yani burada çok çeşitli uyuşmazlık türleri var. Bu uyuşmazlık türlerinin evet birçok sebebi var. Yani bunlardan işte sigorta uyuşmazlığından işte taşıma kaynaklı uyuşmazlıklara kadar, işte gecikme hasarlarından bir geminin satın alma sürecindeki uyuşmazlığına kadar. Burada bu işin yönetişimindeki zor unsurlardan biri, birincisi ticari olarak bilmediğimiz bir coğrafyalarda çalışıyor olmamız. Bilmediğimiz demeyelim ama konfor alanımızın düşük olduğu. İki, karşımızdaki konu başlıkları, ticari denklemlerin öngörülme ihtimali oldukça düşük olması. Örneğin bir sigorta uyuşmazlığı dediğimizde şu an gündemde olan konulardan biri ki bir malın, bir ekipmanın taşınmasının gecikmesinden kaynaklı sadece karşı tarafa verdiğimiz üretimin kaybolmasına bağlı ciro ve kar kaybı hasarında bir yine taşımacılık dünyasını gündemine şu an ara ara da olsa tesadüf etmeye başlayan sigortaların siber saldırı sonrası yaşanan hasarların tazmin edilmesine ilişkin sigorta hasarları başlı başına bir mecrayken herhangi bir uzak doğu ülkesinde yaşanan ikmal sürecindeki aksaklığın yaşattığı ya da bir akaryakıt ya da catering ikmali sürecindeki yaşanan aksaklığın yaşattığı zararlar bambaşka bir tartışmanın konusu. Dolayısıyla aslında önümüzde ne var? Önümüzde öngöremediğimiz bir kompleksite var. Öngörülmesi zor olan bir kompleksite var. Bunların yarattığı ek maliyetler var. Bu sigorta poliçesinde bir prim maliyetiyken belki diğer bir hasarda yaşadığımız direkt zarar ya da en direkt zarar olarak karşımıza çıkabilecek bir maliyet. Bunun ben bugün hani gündem yapmak istediğim şeyler aslında biraz da bunun nasıl yönetileceği. Bu aslında ticari bir omurga. Ticari birçok denklemin oluşturduğu bir omurgadan bahsediyoruz. Bu omurgayı yönetmenin iki tane temel unsuru var. Bir, ticari riskleri görebildiğimiz, öngörebildiğimiz kadar yönetmek. İki, bunun hukuki enstrümanları da göz önünde bulundurmak. Aslında burada usulsüz uyuşmazlık konu başlığında bunun yönetişimi
nin iyi yapılması, kimi zaman bizim sigorta primimizi düşünecekken, kimi zaman oluşabilecek bir uyuşmazlığın oluşmadan önce önüne geçilmesine veyahut da karşı taraflarca kullanılabilecek bulanık ticari maddelerin kullanılmasının önüne geçilmesine yarayacak bir öngörü çalışmasından bahsediyorum. Dolayısıyla sözün özü, buradaki ticari uyuşmazlığın yönetişiminde bence en temel iki unsur, bir ticari omurgamızın bütün ticari risklerinin ortaya konulmasına, çabalanması, artı bu bilmediğimiz, tecrübemizin düşük olduğu ya da konfor alanımızın düşük olduğu coğrafyalardaki hukuki enstrümanlarımızın uçtan uca değerlendirilmesi. Yani bir ticari ve bir hukuki danışmanlığın bu endüstrinin uyuşmazlıkla mücadelede, proaktif mücadelede olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki slayda üzerinden geçebiliriz. Usulsüzlük konu başlığında da usulsüzlüğün birçok unsuru var. Bu unsurlardan bir tanesi. Benim de usulsüzlük olarak belirttiğim usulsüzlük nedir diye belki başlamak. Usulsüzlük içerisinde kasıt unsuru. Yani bizim daha çok odaklandığımız usulsüzlükten bahsediyor tabii ki. İçerisinde kasıt unsuru barındıran, maddi menfaat amacı güden, çalışanlarca yapılan, yani yine odak noktamızdan bahsettiğim için çalışanlarca yapılan eylemleri biz usulsüzlük diyoruz. Bu usulsüzlük kurgusunun oluşmasında birçok unsur olmakla beraber bu endüstri üzerinde, bu sektör üzerindeki en temel unsur kontrol yapısındaki eksiklikler. Bu ne demek? Sizin zaten kompleks bir ticari ağınız var. Bu kompleks ticari ağda bunu yönetmek hali hazırda zor. Bunun zorluğu mu? Bu zorluk içerisinde kontrol yapısını tesis etmek için firmaların en temel eylemi ister istemez tecrübe ettiğimiz kadarıyla en temel eylemi güven. Güvenle ve şifahi olarak şifahi güvenlerle, şifahi yetkilerle ve güven üzerine kurulu yetkilerle görevlerin teslim edilmesi, yetkilerin teslim edilmesi. Neden? Çünkü sonuç olarak hem farklı hukuki bölgelerde, farklı coğrafyalarda, farklı operasyonlarda muhatap olan bir çalışan kitlemiz de var. Bir broker'ın verdiği hizmet bize İstanbul'da başlayıp Tayvan'da sunuluyor ise hem buradaki altyapı, hem açık denizdeki altyapı, oradaki taşıma altyapıları, oradaki taraflar, bu sürecin sigortalanması, gümrük işlemleri, birçok tarafı dahil ediyor. Bizim bunu merkezi bir yapıda yönetmemiz oldukça zor. Ve dolayısıyla bu ne getiriyor? Güven üzerine kurulu bir takım yetkilendirmeleri gerektiği getiriyor. Bu da usulsüzlükle güven çok yakın iki arkadaştır hayatta. Yani birinin güven tabii ki denetimin bir kısıtı değil ama maalesef kültürel belki bir erozyon olarak da veya bir altyapı olarak da güven olan mecrada kontrol ve denetim bir o kadar azımsanıyor ve geri planda kalıyor. Hatta bunun karşıtıymış gibi gözüküyor. Halbuki güven veya itimat denetime her zaman tabi olmalıdır. Ama bu bizim kültürel bir eksikliğimiz diyebiliriz bunu açıkça. Bu kompleks yapıda olmazsa olmazlardan biri de kontrol noktaları mutlaka bir usulsüzlük risk değerlendirmesi yapmak ve bu yaptığımız, değerlendirdiğimiz noktaları uygun kontrolde tesis etmek ve güveni aslında biraz daha ikinci plana atmak. Güven unsurunu uzaklaştırmak. Bunu satın alma özelinde olabilecekken öbür tarafta güvendiğimiz tüm tarafta danışmanlarımız, brokerlarımız, acentelerimiz, sigorta brokerlarımız, sigorta acentelerimiz, artık denkleme gümrük müşavirimiz, denkleme kimi sokuyorsak, bu soktuğumuz yapılara ilişkin bir kontrol yapısını tesis etmek, iki, bunu denetime maruz bırakmak. Çünkü her ne kadar kontrol yapısı tesis etsek de her şeyi baştan önce yönetmek, usulsüzlük risklerinin tamamını resmetmek çok da mümkün değil. Bu yüzden denetim mekanizmasında çalıştırmak,
ve bu işi denetlemek de bir o kadar önemli. Yani usulsüzlük kısmında da çıktı olarak, öneri olarak geliştirebileceğim iki şey. Birincisi, bizim bu uçtan uca ticari yapımızın, güvendiğimiz çalışanların nasıl kontrol edileceğini belirlemek. İkincisi de bunun nasıl denetleneceğini belirlemek. Yani bir, normal operasyon içerisindeki kontrol unsurlarını test etmek. İki, buna ilişkin denetim altyapısını oluşturmak. Devam edelim. Son olarak uyum. Yani burada uyum dediğim şey benim ticari uyum. Ticari uyum, ticari iyi uygulamalara, etik değerlere uyum. Bu tabii iyi uygulama derken, yani düzgün iş yapmaya uyum. Bu uyumun en temel unsuru şirketin en tepesidir her zaman. Yani patron, yönetim kurulu, en üstte kim gözüküyorsa bir şirket mezunu. Aşağıdan bakıldığında yukarıda gözüken kişinin ticari ahlakıdır aslında şirketin güzergahını belirleyen. Buna yabancılar tonetti, yani en üstteki aşağı doğru sesleniş diye düşünebilirsiniz. En üstteki ton düzgünse şirketin genel yapısında düzgün olma eğilimi gösterecektir diye düşünülebilir. Her ne kadar şirketin faaliyet gösterdiği operasyonlar karmaşık, uyuşmazlığa, usulsüzlüğe açık olsa dahi. O yüzden birincisi uyum, düzgün bir firma, düzgün, ahlaklı, etik değerleri yüksek bir yapı istiyorsak en önemlisi en tepedeki sestir, en tepedeki tondur. Bunun altına tabii ki bu tonu aşağı doğru aksettirmenin yöntemleri var. Bunlardan belki bir diğeri uygun politikal prosedürleri oluşturmak. Bu politikal prosedürleri oluşturmak. Bu politikal prosedürler aslında kılavuzluk eder. Çalışanların hangi durumda nasıl davranacağını bilmesi sadece şifahi olarak yönetilebilecek bir süreç değil. Aynı zamanda ellerinde bir takım kılavuzlara ihtiyacı var. Olağan dışı bir durum gördüğünde, bir usulsüzlük gördüğünde, aksi istisnai bir durum gördüğünde kime söyleyeceğini bilmesi, nasıl iletişim kuracağını bilmesi, nasıl bir altyapı üzerinde hareket edeceğini bilmesi gibi birçok kılavuzluk edilecek alana ihtiyacı vardır çalışanların. Ve bu politika prosedürler bunu sağlayacak. Daha sonra tabii bu politika prosedürü oluşturmak da değil, aynı zamanda eğitmek, çalışanları bu konuda bilgilendirmek, bu konuda uygun vakalarla onlara aktarmak ve şirketin bu ticari uyumda yapması gereken, atması gereken adımlardan biri. Bu yönetişimin tabii en sonuncusu da bunu sık sık gözlemlemek, kontrol etmek ve bu çalışıp çalışmadığı uygun bir yapı, uygulanabilir bir yapı tesis edip etmek. Şimdi tabii uyum, ticari uyum, yani biraz daha böyle proaktif bir usulsüzlük ve uyuşmazlık gibi direkt nakdede dönen bir konu değildir ama uyum da artık firmalar için bir tercih, bir seçenek değil, bir zorunluluk oldu, olmaya başladı. Aşikardır. Çünkü bu ticaret, bizim yaptığımız ticaret, uluslararası boyutu olan bir ticarettir. Ve uluslararası, özellikle gelişmiş ülkeleri de yine opsiyonel olmayan, bir zorunluluk olan bir takım uyum mevzuatları var. Ve bugün sıklıkla gördüğümüz bir konu şu ki, yani siz bugün bir İngiliz firmayla, bir Amerikalı firmayla iş yapmak istiyorsanız, bir sözleşme tanzim ediyorsanız, sizden beklentiler arasında sizin uygun uyum altyapısına sahip olmanız da sizden beklediği yükümlülükler arasında yer alıyor. Bunun tesis edilmiş olması bir zorunluluk. Bu iyi bir zorunluluk ama kötü bir zorunluluk değil, bu iyi bir zorunluluk. Firmalara gerçekten çeki düzen veren, onların daha düzgün değerlerle hareket etmesini sağlayan bir zorunluluk diyerek ben de sınavı tamamlıyor. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Aytun. Şimdi ben vergiyle ilgili son dönemdeki bazı hususları aktarmaya çalışacağım. Sanırım sunum gelmiş olması lazım. Bu 2021 yılına başlarken pek çok sektörü olduğu gibi taşımacılık sektörünü de ilgilendiren bazı değişiklikler, düzenlemeler vergi dünyasında hayatımıza girdi.
Bunlardan halen devam eden KDV ve stopaj indirimlerinden bahsetmek, hatırlatmak gerekebilir. Ayrıca bir vergi yapılandırması, vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir kanun biliyorsunuz gündemde. KDV iade uygulamaları yine sektörün önemli sorunlarından birisi olmaya devam ediyor. Transfer fiyatlandırması ile ilgili ülke bazlı bildirim ve raporlama düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Bir de son olarak geçtiğimiz ay içinde Ticaret Kanunu 376. maddesi uyarınca sermaye kaybıyla ilgili daha önce de bir tebliğ çıkmıştı 2 yıl önce. Onda bazı değişiklikler yapan ve COVID'in de etkisini sermaye kaybının hesaplanmasıyla ilgili hesaplamalarda azaltmaya çalışan bir düzenleme daha yürürlüğe girdi. Kısaca KDV indirimlerinden başlarsak, biliyorsunuz COVID pandemisi başladığı zaman ilk açıklanan ekonomik paketlerin içinde hava yolu yolcu taşımacılığında bir KDV oran indirimi getirilmişti. %8 oranına indirilmişti. Bu düzenleme Haziran sonuna kadar devam etti. Daha sonra Temmuz ayı sonunda yeni bir kararnameyle pek çok iş kolunu ilgilendiren alanda KDV oran indirimlerine gidildi. Burada yine yolcu taşımacılığı hizmetleri, iş yeri kiralama hizmetleri ve motorlu kara taşıtlarının yıkanma, yağlanma, cilalama gibi bir takım ufak bakım hizmetleriyle ilgili alanlarda KDV indirimleri uygulanmaya başlandı. Bu indirim Aralık sonuna kadar uygulanacaktı. Fakat Aralık sonunda tekrar bir uzatma geldi ve 31 Mayıs 2021 tarihine kadar şu an için özellikle yolcu taşıma hizmetlerinde KDV oranının %8 olarak uygulanacağını hatırlatalım. Burada iş yeri kiralama hizmetleri de yine sektörü ilgilendiren indirimlerden birisi. İş yeri kiralaması ile ilgili olarak sektörden şu tür sorular gelmişti o dönemde. İşte depolama hizmetleri de iş yeri kiralaması kapsamında mıdır? Depo kirası şeklinde yaptığımız sözleşmelerde bir iş yeri kiralaması gibi %8 mi uygulayacağız diye. Burada depo kiralamalarının %8 olmadığı, bunun depolama hizmeti olduğu, yani lojistik firmaları tarafından sunulan depolama hizmetlerinin bir depo kirası hizmeti ve dolayısıyla da bir iş yeri kirası hizmeti olmadığına ilişkin özelgeler de verildi. Dolayısıyla ilk baştaki kafa karışıklığı bu şekilde giderilmiş oldu. Bu arada ilk hava yolu taşımacılığında KDV oranı %8'e indirildiğinde de sorulan bir soru vardı. Bu KDV oran indiriminin süresinin sonrasından itibaren verilecek hizmetlerde de yine eğer önden bir faturalama, önden bir biletleme yapılırsa KDV oranı %8 olarak uygulanacak mı? Evet, yani bu konuda da yine verilen muktezalar oldu. Dolayısıyla her ne kadar KDV oran indirimleri Mayıs sonuna kadar devam edecek olsa da yolcu taşımacılığında biletlerin önden kesildiği durumlarda Mayıs sonrasına sarkan, fiili taşıması Mayıs sonrasına sarkan hizmetler için de KDV'yi doğuran olay önceden oluştuğu için %8 oranı uygulanmaya devam edilecek. Sektörü ilgilendiren düzenlemelerden birisi de son dönemde serbest bölgelere veya bu bölgelerden ihraç amaçlı yük taşıma işlerinin de kısmi istisna kapsamına alınması oldu. Burada serbest bölgelere bu taşıma işini alt yüklenicilerin yapması halinde de, yani organizatör firma yerine bunu bir alt taşıyıcıya vermesi halinde de her ikisinin de bu istisnadan yararlanabileceğini belirtelim. Bu
Bu istisnayla birlikte bir de daha önceden gelen biliyorsunuz ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar için verilen RDIA depolama termal hizmetlerinin de kısmi istisna kapsamında olduğunu hatırlıyorsunuz. Bunlarla ilgili, bunlar kısmi istisna kapsamında olduğu için daha önce yüklenilen KDV'lerin indirilmesine izin verilmiyordu. Fakat bu maddelerle ilgili yapılan bir düzenlemeyle bu kısmi istisna kapsamındaki hizmetler için yüklenilen KDV'lerin de indirim konusu yapılmasına imkan tanındı. Ancak iade hakkı yok. Tabii indirim hakkı tanınması aslında sorunu tam olarak çözmüyor. Çünkü diğer işler nedeniyle hesaplanan KDV'lerle bu işler nedeniyle yüklenilen KDV'ler giderilemediği zaman bunlar firmaların üzerinde yük olarak kalmaya devam ediyor. Bu durumda firmaların 18. madde kapsamında istisnadan vazgeçmesi de değerlendirilebilir. Geçmişte bazı liman işletmelerinin bu terminal hizmetleri için istisna uygulamasından vazgeçtiğini ve KDV tahsil ettiğini de hatırlatabiliriz. Dolayısıyla aslında bizim kanaatimize göre uluslararası taşımanın bir parçası olan bu alt hizmetlerde de yine tam istisna uygulamasının getirilmesi ve KDV iadesine imkan tanınmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. İş yeri kiralarını da kapsayan gayrimenkul kiralamalarında stopaj oranı yine Mayıs sonuna kadar %10'a indirildi. Yine bizim taşımacılık sektörünün çok yoğun gayrimenkul kiralama, depo kiralama, çeşitli arazilerin kiralanması gibi konuları olabiliyor. Gayrimenkul kiralamalarında gerçek kişilerden, dernek ve vakıflardan, kooperatiflerden ve yabancı kurumlardan yapılan kiralamalarda stopaj oranının %10 olarak uygulanacağını hatırlatalım Mayıs sonuna kadar. Yalnız burada daha önce KDV ile ilgili söylediğimizden farklı olarak bu oran indirimi sadece bu dönemlere ilişkin yapılacak ödemeleri kapsıyor. Ödemeler önceden yapılsa da Mayıs'tan sonraki dönemlere ilişkin yapılacak ödemeler veya faturalamalar bu konuda %20 oranında tevkifata tabi olacak yine. Dolayısıyla sadece Mayıs 2021 tarihine kadar olan dönemlere ilişkin gayrimenkul kiralamalarında bu oranın %10 oranının uygulanacağını hatırlatalım. KDV iadeleri de yine sıkıntı olmaya devam ediyor sektörde. Burada ilk hatırlatmamız gereken KDV iadesi talep süresinin 2 yılla sınırlandırıldığı. 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere yapılan bir düzenlemeyle KDV iade taleplerimizi ancak 2 yıl içinde, yani iade hakkını doğuran olayı takip eden takvim yılından itibaren 2 yılın sonuna kadar talep edebiliyoruz. Şu anda 2021 yılında olduğumuzu düşünürsek bu yılın sonuna kadar 2019 yılıyla ilgili işlemlerimizden doğan KDV iade taleplerimizi gerekli dokümantasyonu da vergi dairesine sunarak yapmak zorundayız. 2021 yılındaki işlemlerimizle ilgili de 2023 yılının sonuna kadar iade talebinde bulunmamız gerekecek. Bu bize şunu gösteriyor, artık geçmişten gelen iade birikimi varsa bunların hızlıca giderilmesi lazım ve iade süreçlerinin, KDV iade süreçlerinin daha etkin, daha hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bunun da zaten KDV iadeleriyle sıkıntı yaşayan sektöre yeni bir yönetilmesi gereken sorun daha oluşturduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine forwarder firmaların KDV iadeleriyle ilgili şu detayı da belirtmekte fayda var. Burada biliyorsunuz KDV iadesinde temel prensip yaptığımız iadeye tabi hasılatın, istisnaya tabi hasılatın %18'ine kadar en fazla KDV iadesi talep edilebiliyordu. Forwarder firmalar için bu sınır kendi alt taşıyıcılarına da uluslararası taşımayı yaptırdıkları için alt taşıyıcıların maliyeti düşüldükten sonra kalan kendi komisyonlarının %18'ine kadar diye idare bunu yorumluyor. Çünkü alt taşıyıcı da uluslararası taşıma yapacağı ve o da KDV iadesi talebinde bulunabileceği için kendi hizmetiyle alakalı bir mükerrerlik olmasını önlemeye çalışıyor.
Burada idare şuna izin veriyor. Eğer alt taşıyıcılarınız, yani fiilen uluslararası taşımayı yaptırdığınız alt taşıyıcı firmalar, örneğin bir forwarder olarak bir tır karayolu taşıma firmasına bu taşımayı yaptırırsak, onların KDV iadesi almayacaklarına ilişkin bir taahhütname alınıp vergi dairesine verilirse, o zaman biz ona yaptırdığımız taşımanın toplam %18'ine kadar yine KDV iadesi alabiliyoruz. Bunun ötesinde genel idare giderlerinin yükleniminden pay verilirken de yine bu komisyon oranında, yani karlılığı oranında bir pay verme şeklinde, burada detayına çok fazla girmeyeceğim, bir hesaplamanın yapılması gerektiğini vergi dairesi söylüyor. Dolayısıyla aslında diğer sektörlerde karşılaşmadığımız ama taşımacılık sektörüne özel olarak, üstelik vergi dairesinden vergi dairesine değişen ve mevzuatta da açıkça belirlenmediği için verginin hem kanunilik hem de öngörülebilirlik prensiplerine aykırı bir şekilde yürütülen bir KDV iade hesaplama metodolojisi taşımacılık sektörünün önüne konuluyor. Bunlar da ihtilaf konusu, dava konusu da yapılabilecek hususlar. Yine ihtilaf konusu olan ve incelemelerde eleştirilen bir husus, uluslararası taşımacılık faaliyetlerindeki götürü gider uygulaması. Biliyorsunuz gelir vergisi kanununun 40. maddesi, ihracatçılara, yurt dışında inşaat yapanlara ve taşımacılık yapanlara yurt dışındaki belgeleyemedikleri giderlerine karşılık 1/5 oranında bir götürü gider imkanı sunuyor. İdarenin yaklaşımı bu giderin gerçekten yapıldığının kanıtlanması şeklinde. Aksi takdirde doğrudan doğruya gelirinizden bir %5 oranında bir indirime izin vermiyor idare, ama bu konuda dava konusu yapıldığı zaman Danıştay'ın kararları genellikle mükellef lehine. Transfer fiyatlandırması ile ilgili de bu yıl yürürlüğe giren bir country by country reporting dediğimiz ülke bazlı raporlama yükümlülüğü devreye girdi. Ekim ayında bildirimleri yapıldı. Aralık sonuna kadar raporların verilmesi gerekiyordu. Fakat bu 2019 yılı dönemi için 26 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu arada da yetkili makam anlaşması yürürlüğe girdiği için idareler artık kendi aralarında bu raporları paylaşacaklarından yabancı nihai ana merkezi yurt dışında olan firmaların Türkiye'deki iştirakleri tarafından bu raporun verilmesine gerek yok. Amerika hariç, Amerika ile ayrıca ikili bir yetkili makam anlaşması yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye'deki iştiraklar, yabancı firmaların Türkiye'deki iştirakları, ülkeler kendi arasında bu değişimi yapacakları için bu raporlamayı vermeyecekler. Bu daha çok ana merkezi Türkiye'de olan firmalar açısından bir yükümlülük olarak ortaya çıkıyor. 7256 sayılı kanunla bu vergi affı dediğimiz kanun içindeki maddelerden biriyle şirketlerin kendi hisselerini satın alması durumunda bir stopaj yükümlülüğü getirildi. Bu daha önce vergiden kaçınma yolu olarak veya bir agresif vergi planlamasının önüne geçmek için getirilmiş bir şey gibi duruyor, ama mükerrer vergilemeye de sebep olan, aslında çok da katılmadığımız bir düzenleme. Burada eğer şirketler ortaklarından kendi hisselerini geriye satın alırlarsa ve bu hisseleri, satın aldıkları hisseleri sermaye azaltımı yoluyla itfaiye ederlerse ya da üçüncü kişilere satarlarsa, bu aradaki tutarlar üzerinden bir stopaj, yani bu tutarın aslında ortaklara aktarılan, hisselerin geri alındığı ortaklara aktarılan bir kar payı niteliğinde olduğu değerlendirilip bunlar üzerinden bir %15 tevkifat zorunluluğu getirildi. Burada 3 durum söz konusu. Sermaye azaltımı nedeniyle sermaye azaltımı yoluyla eğer geri alınan hisseler itfaiye edilirse, bu durumda itibari değer ile, ilk çıkarıldığındaki itibari değer ile ortaktan geri alınan değer arasındaki fark, müsbet fark, tevkifata tabi tutulacak.
Eğer bu hisseler üçüncü kişilere satılırsa ve üçüncü kişilere ortaktan geri alınan tutardan daha düşük bir bedelle satılırsa, yine ortaktan geri alındığı tutar ile üçüncü kişiye satıldığı tutar arasındaki fark ortağa dağıtılan bir kar payı gibi değerlendirilip bir %15 tevkifata tabi olacak. Eğer ne itfa edilir ne de üçüncü kişiye satılırsa geri alındıktan itibaren 2 yıl içinde böyle bir işlem yapılmadıysa da yine ortaktan geri alma tutarıyla itibari değer arasındaki fark ortağa dağıtılan bir kar payı kabul edilip 2 yıl sonra tekrar bir tevkifat söz konusu olacak. Tabi burada ortakların bu hisseleri şirkete geri satması durumunda elde ettikleri gelirin bir değer artış kazancına tabi olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Onlar sattıkları tarih itibariyle, sattıkları dönem içinde değer artış kazancı üzerinden de bir vergi ödemek durumunda kalabilirler. Mikro ihracata gelir vergisi teşviki de getirildi. Bu da taşımacılık firmalarına değil ama taşımacılık firmalarının müşterisi olanları, dolayısıyla onların iş potansiyelini etkileyen bir düzenleme. Tam mükellef gerçek kişiler, posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığıyla elektronik ticaret üzerinden bir ihracat yaparlarsa, 2 milyon 400 bin liraya kadar yıllık gelirlerinin %50'sini 2 milyon 400 bin liraya kadar yaptıkları ihracattan elde ettikleri kazancın %50'sini vergiye tabi kazançlarından indirme imkanına sahip oldular. Bu aslında gerçek kişiler tarafından elektronik ticaret üzerinden ihracatın arttırılması, yaygınlaştırılmasına dönük bir şey ve bu aynı zamanda kargo taşımacılığı yapan veya forwarderlık yapan, taşımacılık yapan firmaların da iş potansiyelini de arttıran bir düzenleme ve bazı firmaların bu alana girdikleri dolaylı temsilci belgesi alarak bu alanda hizmet vermeye başladıklarını görüyoruz. Son olarak çıkan bir diğer düzenleme ise yine firmaları bu COVID döneminde ilgilendiren bir diğer düzenleme. Türkçe Kanun 376. maddesindeki teknik iflas veya sermayenin kaybı ile ilgili hesaplamalarda bir düzenlemeye gidildi. Burada en önemli husus, hatırlarsanız 2018 Eylül ayında o dönemdeki dövizdeki dalgalanmalara da bir tedbir olarak gerçekleşmemiş, realize olmamış kur farklarının kur farklarından doğan kur farkı giderlerinin sermaye kaybı hesabına dahil edilmeyeceği ile ilgiliydi. Şimdi bu düzenleme o 2023'e kadar uygulanacak bir düzenlemeydi. Şimdi ona ilave olarak 2020 ve 2021 yılları içinde firmaların tahakkuk eden amortisman, kira giderleri ve personel giderlerinin yarısının da sermaye kaybı hesabında dikkate alınmayacağı getirildi. Dolayısıyla burada hesaplama yapılırken 2020 ve 2021 yılında özellikle COVID döneminde aslında atıl kalan kapasiteye rağmen katlanılmak zorunda kalınan amortisman, kira gideri ve personel giderleri gibi giderlerin yarısını bir gider olarak dikkate alınmaması öngörülüyor. Bu düzenleme içinde ayrıca zarar telafi fonlarının ya da diğer adıyla sermaye tamamlama fonlarının geçmiş yıl zararlarına da bilanço üzerinde mahsup edilebileceği belirtildi. Daha önce bunlar bilançoda bekletilir şeklinde bir ifade vardı. Dolayısıyla aslında bu düzenlemeye bir bütün olarak baktığımızda şirketlerin sermaye kaybına kolaylıkla düşmemesini bu ortamda sağlayacak yeni bir hesaplama yaklaşımı getirildiğini görüyoruz. Benim vergi konusuyla ilgili hatırlatmalarım şimdilik bunlar. Ben sözü bundan sonraki bölüm için
sürdürülebilirlik hizmetlerimizle ilgili olarak sunum yapmak üzere direktörümüz Richard Betts'e bırakıyorum. Merhabalar herkese ve kusura bakmayın, şimdi kargo geldi. O yüzden biraz geç kaldı. Umarım herkes iyiydi ve yani şimdiden kusura bakmayın, yani Türkçem çok iyi değil ama bugün Türkçe'yi anlatmaya çalışacağım. Yani özet verebilirim, önemli noktalar anlatabilirim. Biraz yavaş konuşacağım, o zaman başlayalım. İkinci sayfaya gidelim. Evet, çok teşekkürler. Ve bugün üç tane konu hakkında konuşacağım. KPMG hizmetlerine genel bakış. İki, sürdürülebilirlik neden önemliydi. Ve üç, yeşil anlaşmaya genel bir bakış vereyim. Okey, tamam, devam edelim. Sustainability Services, yani özet olarak iklim değişikliği, karbonsuzlaşma, net zero konusunda çok projemiz var. Ayrıca döngüsel ekonomi konusunda çok şey yapıyoruz ve aslında KPMG olarak şimdiye kadar yüzlerce döngüsellik projesi yaptık ve şu anda Türkiye'de kilit sektörler için ilk döngüsellik çalışması yapıyoruz. Ayrıca finansal olmayan raporlama ve denetim konusunda çok şey yapıyoruz. Integrated raporlama ve TCFD ile ilgili çok projemiz var. Sürdürülebilir finansman şu anda projemiz var. Sürdürülebilirlik strateji ve uygulaması üzerinde çok çalışıyoruz. O zaman yani özet olarak yani durum bu. Devam edelim lütfen. Why sustainability is important? Sürdürülebilirlik neden önemliydi? Ve her yıl World Economic Forum, Dünya Ekonomik Forumu yıllık risk raporu yayınlıyor ve geçen yıl ilk defa en büyük riskle aynı kategoride. Geçen yıl evet, yani ilk sefer için küresel iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleriyle balansla çevresel riskle ve bu rapor pandemiden önce tam önce geçen yıl Ocak ayında yayınlandı ve ekonomi ve insanlık için temel riskler yani karmaşık ve birbiriyle balansladı ve aslında COVID bir örnekti. O zaman COVID ile devam edelim. Sonraki sayfaya geçelim lütfen. Teşekkürler. Ve bu resimde iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve buluşucu hastalıklar gibi konular arasında birçok bağlantı olduğunu görebilirsiniz. Ve açıkçası yani bilim çok net. İklim değişikliği ve doğa riskleri, çevresel bozulma, ormansızlaşma gibi yani pandemi riskini artırıyor. Ve biz genelde olaylara izole bakıyoruz ama yani birbiriyle oldukça balanslı bir dünyada yaşıyoruz ve bu nedenle iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik gibi sorunları çözmek için bunları tek başına değil, birlikte bakmalıyız. Okey, yani bu tamam, teşekkür ederim. Evet, sonraki sayfaya gidelim. Green Deal Summary. Avrupa Yeşil Anlaşması özeti ile devam edelim o zaman. Ve
yeşil anlaşma Avrupa'ya modern, rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmek için yeni bir büyümeye stratejisidir. Ve temel hedef olarak en geç 2050 yılına kadar net zero gaz emisyonu sıfırlanacak ve çeşitli politika alanlarında yeni önlemleri kapsayan bir eylem planı. Ama özet olarak temiz, döngüsel bir ekonomiye geçmek, biyoçeşitlikliği eski haline getirmek ve kirliliği azaltmak özet olarak. Okey, devam edelim lütfen. Evet, ve çok zamanımız olmadığı için aslında sonraki sayfaya geçebiliriz. Teşekkürler. Özet olarak 2030 için yeni bir hedef %55 azalma. Ve bildiğiniz gibi Birleşik Krallık, yani memleketim kısa süre önce Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve son zamanlarda İngiliz hükümeti daha da ideal bir taahhütte bulundu. 2030 kadar en azından %68 azaltmaya hedefliyor. Ve ama Avrupa için 2050 yılına kadar ulaşımla ilgili emisyonların %90 azaltılması. Tamam, devam edelim. Sonraki sayfa ile teşekkürler. Circular economy ve döngüsel ekonomi Avrupa Yeşil Anlaşması'nın önemli politikasıdır ve çok önemli. Yani şu anda ekonomimiz sadece %9 döngüseldi. Yani şu anda ekonomimiz esas olarak doğru saldı. Yani şu anda temel süreç madencilik, üretim, tüketim ve israftı. Ve ardından süreç yeni kaynaklarla yeniden başla ve yani şu anda sistemimizde çok artık var. O zaman yani döngüsel ekonomide odak noktası israfı en az indirmek bir nedeniyle artık yoktu. Döngünün sonunda bir ürün yeniden kullanılacak ve onarılacaktı ve sistemde tutulacaktı. Yani aynen doğada olduğu gibi. Yani aslında doğada yüksek derecede bir döngüsellik görüyoruz. Su döngüsü gibi, nitrojen döngüsü, yaşam döngüsü gibi. O zaman o yüzden döngüsel ekonomi çok önemli ve şu anda nüfus, refah ve kurusal ekonomideki hızlı artışlar nedeniyle küresel olarak birçok kaynağımız tükeniyor. O zaman yani bu çok önemli. Hızlı döngüsel bir ekonomiye geçmemiz lazım. Ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarını azaltacağız. Ve dediğim gibi KPMG olarak Avrupa'daki müşterilerimiz için zaten yüzlerce döngüsellik projesini tamamladık ve şu anda Türkiye'de kilit sektörü ile çalışıyoruz bu konuda. Sonraki sayfaya gidelim lütfen. Teşekkürler. Bir diğer temel politik ise C-bandı, yani İngilizce'de Carbon Border Adjustment Mechanism. Ve bu konuda çok çalışıyoruz, çok makalemiz yazdık. Sizinle paylaşabiliriz.
yani webinardan sonra. Ama yani prensip Avrupa'daki endüstriyi korumaktı ve evet yani dolayısıyla Avrupa'da daha fazla karbon düzenlemesi varsa karbon düzenlemesinin olmadığı diye ülkelerdeki şirketlere karşı avantajları olabilir. O yüzden yani çok önemli ve yani CBAM için yani ithalat karbon vergisi gibi bir ayrılma olacak ve böylece fiyat artırılacak. Ama yani dediğim gibi bu konuda çok çalışıyoruz. Evet ve örnekle sizinle paylaşabiliriz ilgi olursa. Sonraki sayfaya gidelim efendim. Non-financial reporting. Evet, bir de önemli politika, finansal olmayan raporlama direktifidir. Ve bu borsadaki şirketlerin temel çevresel ve sosyal etkileri hakkında rapor vermesini gerektirir. Ve aslında şu anda direktifte revizyonla yapmak için bir danışma var. Ve Avrupa'da, evet, ve Türkiye'de zaten benzer bir şey gördük. Okey, ama devam edelim. Sonraki sayfaya gidelim. Teşekkürler. Transport sector case study. Tamam. Ve özet önemli noktalar anlatayım. Yeşil anlaşmanın ulaştırma sektörü üzerindeki etkileri nelerdi o zaman? Pandemiden önce ulaştırma kaynaklı emisyonla hızla artırıyordu ve aynı zamanda teknolojideki ilerlemeler sayesinde diye birçok sektörde emisyonla düşmeye başlamıştı ve aslında yani ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonla Avrupa en yüksek emisyonlardan biridir evet yani özet olarak örnek olarak karayolu taşımacılığında temiz teknoloji hızla gelişiyor. Örnek elektrikli araçlar, Tesla gibi. Ama havacılık ve nakliye gibi diğer alanlarda temiz teknoloji çözümleri çok daha erken bir aşamadadır. Ve bununla birlikte Avrupa Yeşil Anlaşması ulaşımdan kaynaklanan emisyonların 2050 yılına kadar en azından %90 azaltılmasını gerektiriyor. Ama taşımacılık sektöründe hareketliliği ve oluşum zorlayan birçok yenilikçi yaklaşım görebiliriz. Yani örnek olarak dijitalleşme, otomasyon mesela. Okey, yani devam edelim. Sonraki sayfa ile lütfen. Teşekkürler. Ve bu sayfada sürdürülebilir ulaşım için bazı çözümleri görebiliriz. Ve zamanı denili sadece iki örnek vereyim. Mesela fosil yakıt sübvansiyonları sona erdirilebilir ve arabalar ve kamyonetler için revize edilmiş karbon emisyon performans standartları uygulanabilir. Yani örnek olarak. Tamam, devam edelim lütfen. Tamam, aslında yani şimdi sonraki sayfaya gidelim. Sonra recap sayfaya. Evet, okey, o zaman riskler ve fırsatlar için yani özet olarak riskler açısından ulaşım gibi karbon yoğun
sektörlerin maliyetleri artıyor ve dikkat karbon düzenlemeleri de vardı. Ama fırsatla açısından iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda güçlü olan Türk şirketleri Avrupa'da iş kazanmak ve sürdürmek için rekabet avantajına sahip olabilir. Tamam, teşekkürler. Şimdi özet recap sayfasına gidelim. Son sayfa olarak yok. Yani önceki sayfaya gidebiliriz. Evet, recap. Tamam, teşekkürler. What European Green Deal brings. Okay, yani özet olarak Avrupa en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ulaşmaya hedefliyor ve aslında dünyadaki birçok ülke artık Avrupa ve İngiltere örneklerini takip ediyor. Son zamanlarda Çin, Japonya, Güney Kore, Kanada, Güney Afrika ve Yeni Zelanda net sıfır taahhütleri var ve Joe Biden, yani Amerika'nın de yani yarın olacak Joe Biden aynı şeyi yapacağını söz verdi Amerika için ve yeşil anlaşması Avrupa için yeni büyüme stratejisi olarak görülüyor ve küresel ekonomi, sürdürülebilir finans ve finansal olmayan reformlamaya büyük bir odaklanma var. Okay, tamam. Tamam, çok teşekkürler bu son sayfa. O zaman herkese teşekkürler. Sağlıklı günler olsun herkese. Teşekkürler. Richard, çok teşekkür ederiz sunumun için. Özellikle de Türkçe sunumun için oldukça başarılıydı. Şimdi soru cevap kısmında bize iletilen bazı sorular var. Ben onları katılımcılarımıza, panelistlerimize aktarmak istiyorum. İlk önce Ebru Hoca'ya ileteyim. Vittorio Bey'in bir sorusu var. Bu araştırma yapılırken UTİKAT, UNED, DTO gibi kurumlarla irtibata geçildi mi? Sektörümüz için 100 katılımcı kısıtlı bir katılım. Sektörün kara, hava, deniz, intermod ve karma değer yaratan sektörler bazında da ele alınmalıdır kanaatindeyim. 2023 ihracat hedefinde asıl önemli rolü paylaşacak olan sektörümüzle ilgili tüm bu bilgiler biraz kısıtlı değil mi şeklinde bir yorumu var. Hocam siz ne dersiniz? Bu daha çok araştırmanın dayanaklarıyla ilgili bir soru sanırım. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Soru için ayrıca çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şöyle, araştırmanın başında elbette UTİKAT, UNED gibi sektörün çatı kuruluşlarıyla beraber görüşmelerimiz oldu. Onların bu çalışmamızdan birebir haberleri var. Zaman zaman bültenlerinde de zaten yer verdiler. Birçok taşımacılık alanına ilişkin haber yapan sitede lojistik güven endeksiyle ilgili bilgi paylaşımları olmaya başladı. Özellikle son kuartadan sonra paylaşımlar daha da yoğun şekilde gerçekleşiyor. Şöyle yapıyoruz biz genellikle. Bizim bu konuda destek noktası aslında firma bazlı olarak bir görüşme olmadı. Yani firmalar üzerinden bir görüşmemiz olmadı ama bizim zaten bir uzman veri tabanımız oluşmuştu yıllar içerisinde. Yani bizle birebir işbirliği içerisinde olan firmalar üzerinden uzmanlarla yaptığımız çalışmalarla bir uzman veri tabanımız oluştu. KPI Engine'in de zaten bu anlamda bir sektöre ilişkin bir veri tabanı oldu. Bu anlamda KPI Engine bütün sektöre ilişkide olduğu bütün firmalarla duyurular şeklinde uzman veri tabanına girişle ilgili paylaşımlarda bulundu. Hatta Yavuz Bey de bu konuda yaptıkları çalışmalardan da bahsedebilir. Biz burada temel amacımız aslında firmalar üzerinden bir bilgilendirme değil, daha çok lojistik alanında faaliyet gösteren, bu anlamda bu tür verilerle, bu tür çalışmalarla, bu tür ekonomik göstergelerle ilgilenen
insanlara bir yön vermeyi de hedeflemiştik. O yüzden bu konu tabii ilk aşamada bilimsel bir çalışma niteliğinde ve aynı zamanda olduğu için uzmanların gönüllülük esasına göre dayandırıldı. Yani burada biz duyuruları çıktık, veri tabanı oluşturulması ve yeni katılımcıların sağlanması noktasında bir uzman veri tabanı oluşturularak gönüllülük esasını aldık. Bu gönüllülük esası tabii veri oluştukça ve veri daha çok ekonomik bir gösterge olarak da kullanılmaya başlandıkça ve yaygınlığı arttıkça da tabii ki katılımcı sayısı artacak. 100 katılımcı, 100'ün şöyle, 100'ün üstünde bir katılımcı sayısı bilimsel olarak yaptığımız endeksin sonuçlarını sağlıklı ve bilimsel olarak yaptığımız çalışmadaki sonuçlarımızı değiştirmiyor. Yani 100'ün üzerinde bir katılımcının 200 katılımcı ile 100 katılımcı arasındaki fark üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda endeksin genel olarak gördüğümüz 100 katılımcı üzerindeki sayı aslında bize sağlıklı sonuçlar veriyor. Tabii ki amacımız burada 100 katılımcı bir temsiliyet göstergesi değil bu sayı. Yani endeksin oluşturulmasında bir temsilli gösterge oranımız yok. Burada 100'ün üstündeki katılımcımızın bizim için şu anda endeksin hesaplamasında yeterli olduğunu görüyoruz ve biz bu hesaplamayı yapıyoruz. Tabii ki amaç daha çok katılımcıyla oluşturulmuş bir endeks hesaplaması ki bunun için hala veri tabanı üzerinden kayıtlarımız ve bu anlamdaki duyurularımız da devam ediyor. Ne kadar çok bilgilendirme yapabilirsek bu konuda, ne kadar çok yaygınlaştıracak, katılımcı sayılarımız da o anlamda artacak. Tabii ki amaç çok daha katılımcının olduğu ve sektörün çok daha yöneticiler ve uzmanları açısından çok daha içinde olarak görüşlerini ifade ettiği bir alan yaratmak, bir platform da oluşturmak zaman içerisinde. Kesinlikle katılımcımızın ifade ettiği alt taşıma modları üzerinden yapılacağın alt çalışmalara biz de inanıyoruz. Zaten sunumumun sonuna doğru da ufak önerilerde de bahsettim ama biraz daha açayım. Taşıma modlarının bu anlamdaki gösterge niteliğinde olan bir endeksleme tabii ki hedeflerimiz arasında. Ama burada her bir taşıma modu içerisindeki katılımcıların sayısı çok önemli bizim için. Çünkü anket yapmak özellikle lojistik sektörü açısından bir akademisyen olarak tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Anketlerden bir sonuç almak ya da anket yapmak ve gerekli sayıya ulaşmak çok zor. Çünkü anket ve araştırma noktası maalesef henüz lojistik sektörü açısından çok da kabul edilmiş bir durum değil. Mesela sağlık sektörüyle ilgili bir çalışma yaptığınızda ciddi anlamda bir katılımcı bulabiliyorsunuz. Çünkü bu araştırmalar ve bu katılımın sağlanması onlarda ve sektöründeki iyileştirmelere bir yön verdiğini göstergesi haline gelmiş durumda. Sağlık sektörüyle ilgili çalışmalarda çok ciddi bir katılımcı oluşurken maalesef daha önceki yaptığımız çalışmalarda gördük ki lojistik sektöründe anket yapmak ve bir katılımcı sağlamak çok zor oluyor. Bunu da tabii göz önüne alarak bu işe girdik. Şu anda 100 bizim için bilimsel olarak yeterli ama tabii ki daha fazla sayı çalışmamızın ve verimizin güvenilir açısından daha da önemli hale gelecek. Arttırmaya çalışıyoruz. Her koldan bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Atladığım bir soru oldu mu? Hocam bu kadardı. Evet. Bu kadardı. Açık galiba sesim değil mi? Victoria Bey'in sorusu buydu. Başka bir iki sorumuz daha var. Savaş Bey tarafından sorulan bir iki soru var. Bu soruları aslında birlikte de değerlendirebiliriz. Şöyle biraz daha aslında tartışmaya açık konular. Gig ekonominin pandemi ile yerleşmesi sonucunda iş gücü anlamında yoğun bir arz talep oluştu taşımacılıkta. Burada sustainable bir süreç için taşıyıcıların mutlaka bir şirket kuruluşu yapması gerekiyor. Devlet tarafında bu alana özel teşvik destekler olacak mı? Beklentiniz nedir diye sormuşlar. Şimdi evet gerçekten bu yeni çalışma metotları özellikle yeni nesillerin gelmesiyle birlikte iş gücü, çalışma hayatı biraz değişiyor. Uzaktan çalışma, freelance çalışma yani bir sanki işçi işveren şeklinde çalışmadan ziyade yeni çalışma metotları oluşmaya başlıyor. Ülkemizde de emek sektörüyle ilgili değişik çalışmalar yapılıyor. Bu esnek çalışmaya dönük bir takım düzenlemeler de getiriliyor. Ya mutlaka her sektörde bu şekilde yeni çalışma metotlarına uygun düzenlemeler yapılacaktır diye düşünüyorum.
Bunun içine eğer bu şekilde çalışacak, taşımacılık sektöründe çalışacaklarla ilgili devlet tarafından teşvikler, yani sektöre özgü de teşvikler de gelebilir diye düşünüyorum gelecekte. Ben bu soruyu bu şekilde kendi öngörüm doğrultusunda yanıtlayabiliyorum. Savaş Bey'in yine bir diğer sorusu 0-30 kilogram arası ve 300 desimetre küpe kadar olan gönderilerde %2 evrensel posta hizmet fonu ve 0-35 bilgi teknolojileri kurumu payı alınıyor diyor. Bu global anlamda baktığınızda stratejik öneme sahip bir sektörün verimliliğini olumsuz etkiliyor mu? Az önce de bahsettik mesela bu mikro ihracattan bahsettik. Bunun için bir vergi teşviki getiriliyor. Ve artık bu şekilde iş kolları yayılıyor. Bence Murat Palaoğlu'nun sunumunda da bahsettiği ihracatçı sayımızı arttırmamız gerekiyor bir taraftan da. İhracat değerleri, ihracat gelirlerimizi arttırabilmek için ihracatçı sayısı da artmasına da bağlı. O da bir parametre. Dolayısıyla aslında kargo taşımacılığı üzerindeki bu şekildeki yüklerin bence kaldırılması daha doğru olabilir. Bir taraftan bu tür ihracatı yapan, elektronik ticaret alanında farklı işler yapan kişilere gelen vergi teşvikleri de var. Onunla uyumlu bir şekilde o sürecin bir altyapısını oluşturan kargo taşımacılığının da aslında vergi yüklerinden kurtarılması gerekir. Özellikle de bu gelir üzerinden doğrudan yani kar üzerinden değil doğrudan doğruya ciro üzerinden alınan vergilerde ve dolaylı vergilerde bu rekabet gücünü zayıflatan bir unsur olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla belki buradaki bu tür yüklerin de kaldırılması gerekebilir. Özellikle şu ortamda. Bilmiyorum burada Murat senin ilave etmek istediğin bir şey olur mu? Söz almak ister misin? Çok teşekkürler Üstad. Aslında tabii hem sizin dediğinizle mutabıkım hem de beyefendinin sorusunda şöyle bir derinlik var. Lojistik ve taşımacılık sektörü tabii bizim ihracat sektörüyle de kol kola bir yer olduğu için taşımacılıktaki rekabetçilik ihracatçımıza da rekabetçilik avantajı olarak dönüyor. Bu anlamda taşımacılık tarafındaki her maliyet aslında ihracatçıya da bir boyutuyla yansıdığı için bizim için bu kadar önemli olan ihracatçılar da ciddi şekilde bir yine maliyet unsuru olarak karşıya çıkıyor. Bu boyutuyla da stratejik olur. Dolayısıyla taşımacılık tarafındaki maliyetlerin düşürülmesi, dolaylı vergi ve benzeri maliyetlerin azaltılması onların rekabetçiliğini, dolayısıyla ihracatçıların da rekabetçiliğini artıracaktır diye düşünüyorum. Bir de biraz önce okuduğunuz soruda tabii sektörel anlamda şirketleşme vesaireyle ilgili bir atfı vardı beyefendinin. Tabii şunu da unutmamak lazım, yani kara taşımacılığında sektörün %90'ından fazlası bireysel yapılıyor işlerin. Dolayısıyla o anlamdaki bir kurumsallaşma oldukça değerli. Orada da mutabık olduğumu söylemek isterim beyefendi. Evet. Yine Savaş Bey'in ufuk açıcı bir sorusu var. Teknolojiden bahsediyorsunuz. 3D printerların yaygınlaşması sektörü nasıl etkiler diye soruyor. Yani evet bu çok teknolojiden anladığımı söyleyemem ama anladığım kadarıyla bu taşınan malları aslında bir mal taşımasından veya bir mal transferinden hizmet transferine dönüştürecek bir şey olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla siz ürettiğiniz malı göndermek yerine aslında onun bir yerde tasarımını gönderip onun başka bir yerde printerlarla çoğaltılması şeklinde anlıyorum ki bu taşımacılık sektörünün yerine ikame olacak bir şey. Ama tabii bunun yaygınlaşması ekonomik hayatta çok her alanda olması çok mümkün görmüyorum. Ama tabii bunun ayrı bir vergilendirme problemi bile çıkabilir. Vergici gözüyle bakınca bu bir ihracat mı yoksa bir hizmet mi? O şekilde değerlendirilmesi, aslında bu şekildeki bir malın gümrük prosedürünün ne olacağı,
gümrükte gümrük gibi bir sürecin de olmayacağını da tabii değerlendirmek lazım. Dolayısıyla belki taşımacılık sektörünün yerine ikame olacak bir gelişme gibi düşünülebilir. Ama herhalde oldukça uzun bir gelecekte karşımıza çıkacak bir yaygın uygulama haline gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu soru hakkında bizim panelistlerimizden kimsenin bir yorumu var mı ilave? Yoksa sanıyorum sorular bunlar. Burada zamana da bağlı kalarak aslında çok da fazla aşmamışız. Türkiye standartlarında bakınca. Tüm katılımcılara, panelistlerimize ben teşekkür ediyorum. Lojistik güven endeksi ile ilgili çalışmalarımız yine devam edecek. Katılımcılarımızın da sorduğu gibi aslında o konudaki duyurularımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantının bir amacı da zaten bu tür çalışmaları daha yaygın halde duyurabilmekti. Buna vesile olduğunu umuyoruz. Karşılaştığınız tüm hususlarla ilgili derin tecrübeye sahip KPMG profesyonelleri olarak sizlere her zaman yardıma hazırız. Toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ebru Demirci Hoca'ya da ayrıca çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğu için. Panelimizi burada kapatabiliriz.